Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Atalarımız ne söylemişse doğru söylemiş. Ne demişler? Allah insana sevda çektireceğine nezle yapıp burnunu çektirsin daha iyi val. Efendim, aşkın gözü kör olsun. Gençliğimden beri armudun sapı var, üzümün çöpü var dedim. Bu yaşa kadar bekar kaldım. Çok geç oldu ama nihayet aşık olabileceğim bir kıza rastladım. Dün nişanlandım, bugün nişanın ikinci günü. Kaynanam tutturdu nişan yemeği vereceğim diye. Haklıdır. Her anne evladının mürüvvetini eşiyle de dostuyla paylaşmak ister. Ama benim bildiğim nişan yemeklerine 15 kişi bilemedin 20 kişi davet edilir. Sağ olsun kaynanam bütün Kasımpaşa'yı doldurdu içeri Allah canımızı. Adım atacak yer yok. Hacım. Hayatın burada mıydı? Neydi o kalabalık Allah aşkına? Kalabalık da laf mıydı yavrum? Gelenlerin ellerini öpmekten dudaklarım nasıl tuttu vallahi. Doğru. Farkında mısın hayatım? Neyin? Nişanımızın ikinci günü daha bir saniye yalnız kalamadık. Hani şöyle baş başa kalıp da bir nişan öpücüğü alamadım senden. Evet. Yoksa sen de istemiyor musun? İstemez olur muyum hiç? O zaman ne duruyoruz? Ortada kimse yok. Hadi gel canım. Canım. Ay. Yeni nişanlıları çok kutlarım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bana bak, sen yüzükler takılırken niye orada değildin bakayım? Ay işim vardı, hem de... Hem de ne? Yani ne bileyim, ben böyle nişanlarda, düğünlerde falan fena oluyorum. Yani içim bulanıyor, midem bulanıyor, bir şey oluyorum, çok fena oluyorum. Vallahi ne demek istiyorsun sen? Yani yakında tohuma kaçacağım zaten. Yoldan maskara. Hayatım mutlu musun? Gözlerimden belli olmuyor mu? Gel canım, canım bana gel. Ay Allah. Ay gene ne var? Sormayı unuttum. Yüzükler takılırken hanımefendi nerede? Aman annem ne yapar? Hemen ağlamaya başladı tabii. Onun ağladığını gören kayınpeder de gözyaşlarını tutamadı. Rapor aldınız mı? Hanımefendi ağlardı. Beyefendi ağlamaz mı? Sıkar biraz. Çık kız dışarıya. Küçük hanım. Ne var? Babanız biraz gülübük mü? Ay ne diyorsun sen bakayım? Aldırma onu hayatım. Kendini böyle şeyler için üzme. Seni öyle seviyorum ki Aylin. Bu aşk ömrümün sonuna kadar devam edecek. Hep devam etsin, hiç bitmesin hayatım. Gel canım. Allah. Bu ne acele böyle azdın mı lan? Bana bak damat, ya aç gözünü ya da açarım gözünü. Şunu unutma, top atılmadan oruç bozulmaz. Ha, hem herkesin içinde öpüşecek yaşınızı da çoktan geçmişsiniz. Ya anne! Sus kız konuşma. Ya ama anne! Konuşma diyorum sana. Hadi bakalım damat, doğru misafirlerin yanına. Damat, yürü de boyunu görelim. Hadi gidelim yavrucuğum. Hayır hadi. Efendim, sen gideceksin, kızım burada kalacak. Bana bak, baş üstüne. Geç kız şuraya. Ay aman anne. Bana bak kız, ben sana böyle mi terbiye verdim, seni böyle mi yetiştirdim ha? Erkek milletine fazla yüz vermeye gelmez. İnsanın tepesine çıkarlar, tepesine. Benim kafamı kızdırma, sana nişan için söz verdiğim Mercedes'i almam sonra. Ya ama söz anne. Söz konuşma. Nereye gidiyorsun kız? Beyefendi dedi bir yere gidiyor. Ay beyefendi kimmiş de bana sormadan seni bir yere gönderiyormuş ha? Bugüne bugün bu evin beyi. Gülsene kız. Ben sana gül dedim, kişne demedim. Hangi evin beyi? Ayol maça beyi, maça. Sen içeri git, o maça beyini bana gönder de. Benden habersiz seni bir yere göndermek neymiş sorayım ben ona. Hadi başla. Bakalım. Geç içeri. Ay anneciğim bari böyle bir günde babamı haşlama. Bana bakalım sen ne zamandan beri benim işlerime burnunu sokmaya başladın ha? Hadi bakalım doğru misafirlerin yanına. Aman anne, aman. Aman, aman anne, anne, aman anne. Başka hiçbir şey bilmezsin. Aman anne. Affedersin karıcığım, özür diliyorum. Birden bir... Nerede
kaldın? Efendim? Nerede kaldın? Çok affedersiniz efendim. Müsaadenizi almadan tuvalete gitmiştim. Tuvaletteydim efendim. Ne yapıyordun? Efendim herhalde yaş günü pastamı yemiyordum. Bana bak, hemen kendini takdim et. Efendim? Kendini takdim et. Kılıbım. Çalışkanım, dayanıklıyım. Vazifem günde 3 posta bulaşık çamaşır yıkamak ve karından dayak yemektir. Dayakta şikayet etmeyeceğime karşı da ant içiyorum. Andım bütün kılıbıklara armağan olsun. Allah razı olsun. Bu akşam epey kılıbık var aramızda. Ay, adama aşkına. Bak nasıl oturuyor karısını yiyen. Adam böyle oturuyor. Ya kardeşim gülsene. Niye gülmüyorsun? Karısını gösteriyor. Müsaade almadan gülemem dedi başım. Pardon. Şuna bakın şuna. Efendim evet tarihi bir eserim ben. Beni çıkartan fabrika top attı efendim. İsmi babam de... anneme nah koydu. Gümrükten geçiremedi efendim. İsmi de Aslan'mış. Evet ismimle övünürüm. Aslan. Ya ayol sen ne biçim aslansın? İmitasyon aslan. O ne demek? Yani hani patoş bebeklerinde oluyor ya aslan. Zürafa abi onlardan gibiyim. Yani. Tamam madem aslansın beni parçalı da görelim. Aman sevgili karıcığım seni hakiki aslan parçalı. Doğru söylüyorsun. Hakiki aslan sizi ormanda görsün yol değiştirir. Neden? Belaya bulaşmayayım. Bana belaya bak, bulaşmayayım. Bana bak bir tane çarpı görürsün ha. Vur inlesin. Konu komşu dinlesin. Tamam. Ellerin dert görmesin. Tamam. Allah müstahatını versin. Efendim pardon. Madem aslansın şöyle aslanlar gibi kütre de görelim. Efendim şimdi çoluk çocuk var korkabilirler. Kütre kütre. Aslan gibi. Evet. Bu ne biçim aslan? Efendim kabiliyetli aslan keçi taklidi yapıyor. Soyadı da Barut'muş. Soyadım da Barut övünürüm. Babam tamam. Koymuş efendim. Işte. Madem Barut'sun patla da görelim. Ama efendim korkarlar efendim. Patla patla. Bu ne biçim barut? Bayat barut, ateş almıyor. Bana bak bana. Vur, vur inlesin. Ayol ben sana vurdum mu şimdi? Peşin söylüyorum, ne istiyorsun? Benim dediklerimi yap, yoksa seni anandan doğduğuna pişman ederim ha. Zaten anamdan doğduğuma pişmanım. O ne demek? Özledim, geldim yere geri dönmek istiyorum. Fazla cevap verme, hemen ceza durumuna geç. Ceza durumu. Kaldır kolunu. Tek ayak, kaldır, çift ayak. Kaldır, kaldır tek kolunu, ayak, kaldır, ayak, kaldır, tek kaldır, ayak, kaldır. Salla belini, salla belini, salla, 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 salla. Bir dakika, bir başım dakika. Başım dönüyor, yaptırmayın. Pantolondan şakır şakır bir ses geliyor. Ne sesi o? Hareket yapınca yumurtalar birbirine çarpıyor. Çarparım ha. Hadi bakalım, tek ayak. Tek yumurtası arkadaşım verdi. Cezaya devam, tek ayak, tek kol, tek ayak, tek kol, tek ayak, tek kol. Ulan karı, ben seni döverim, döverim ama. Efendim, dayak yemekten korkuyorum. Ben hayatımda böyle şey görmedim. Merhaba kayınpeder. Aa Abdurrahman Bey. Sen kimdin ya? Damat. Benim. Neredesin be? Efendim misafirler sizi bekliyor. Aa. Ben gelemedim şey. Kayınpeder. Efendim. Gözleriniz yaşlı. Yok bir şey yok ya. Yok yok ağlıyorsunuz siz. Vallahi ağlıyorsunuz. Ben anam ağlıyor. Ya üzülmeyin ağlıyor. Ne olur üzülmeyin kayınpeder. Sabahlara ben kadar. Dayanamam böyle gözyaşı. Sabahlara kadar. Anlıyorum ama ya. Ya şunu denesenize. Evet ona efendim yetişemiyorum onun için. Niye böyle bana yardım kayınpeder? Evet, karım hakaret ediyor. Hakaret etmesini sineye çekiyorum. Dövüyor kardeş. Ne yapıyor? Ceza veriyor dövüyor. Karınız. Evet. Sizi dövüyor. Evet. Allah Allah. Allah 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 Allah. Biraz Allah, yalnız Allah. Kalacaksın da şu dizi başladı seyredip geleyim ben. Ne dizisi? Kurtuluş. Ne kurtuluşu ne? Allah Allah diye askerler hücum ediyor. Yok ben bağırıyorum kayınpeder. Ha siz miydiniz? Tabii Allah. Karım dövüyor diyorsun kayınpeder. Dövüyor kardeşim. Nasıl olur? Resmen dövüyor. Sen erkek değil misin? Ha? Erkek değil misin? Allah razı olsun hatırlattın be. Hatırlattın dur bir bakıp geleyim. Bir dakika nereye bakıyorsun kayınpeder? Hayır kimlik cüzdanımı getireceğim. Ulan resmen erkeğim ama. Şöyle oturun onun kayınpeder. Yanında. Hayır oturamam ben. Yok niye? Aniden karın gelirse ayıp olur. Oturun Allah aşkına oturun. Bu mevzu beni de alakadar etti efendim. Ben de bu eve damat giriyorum. Ne oldu? Karım yokladı. Hayır. Demek dövüyor ha. Evet. Başka neler yapıyor efendim? Efendim neler yapıyor bakın şimdi. Dövüyor geçenlerden. Ev işlerini sen mi yaptırıyor? Çamaşır, efendim? Bulaşık. Hepsi bende. Yapma. Ütü hepsi bende. Hiçbir şey ağrıma gitmiyor da köpeğe gezdiriyorum günde 3 defa. Allah aşkına. Evet. Köpeğe ağaç seçecekmişim ayağını kaldıracak ya. Kaç senelik evlisiniz siz efendim? Efendim vallahi işte 25 sene falan oluyor. 25 senelik de evlisiniz. 25 senelik evliyim. İlk gecenin haricinde elime eline süremedim. İnanmam. Evet. Yani gerdek gecesinden sonra karınızın yanına sokulamadınız mı? Bu sizin resmi nikahlı karınız değil mi efendim? Fotoğraf ben. Ne ben? Resmen pardon. O zaman ne diye davet bekliyorsun kayınpeder?
Aç yorganı, gir yatağa. Nerede, sıkı mı? Nereden giriyorsun yatağa? Niye? Yatağa yaklaşamıyorum ki. Aa. Kar yolanın etrafında tel örgüler çeviriyor. Allah aşkına. Kum torbaları falan, sanki harp meydanındayız. Vah 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 vah. Birkaç tane teşebbüs ettim. Neyse, bir de Amerika'dan bir alarm getirmiş. Alarm getirmiş. Şimdi tel örgülerinden birisinin içine ayağımı şöyle atar gibi yaptım. Alarm otomatikman çalıştı, onun sesi teyp almış. Yaklaşma! Ay, bak 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 bak. Eylül ya, leylekler geri dönüyor galiba. Ne leylek kaybederler? Şimdi... Yok tamam, başka neler yapıyor? Geçenlerde ne yaptı? Sadist kadın kardeşim. Ne yaptı? Ben çok severim, şehriye çorbası yapmış. Gel dedi, sevdiğin çorba. Bir tas verdi bana. Dedim ki ulan ne oldu, bayram değil, seyrandı. Arkadan bir tas daha, ne... üç tas verdi. Ne istiyorsunuz, sevdiğiniz çorbayı veriyor? Dur bekle, sevdikse ne sevdiği. Üçüncü tası içtim, ter bastı beni. Niye? Ondan sonra da elime fileyi verdi. Fileyi verdi. Hemen pazara git, şunları al dedi. Niye ter bastı size efendim? Çorbayı sevdiğiniz çorbayı vermiş. Ya kardeşim. Ya. Sadist kadın ishal ilacı koymuş. Çorbanın içine. Üç tas içirdi size. Fileyi verdi, çarşıya gönderiyor bir de. Şimdi evden çıktım. Evet. Adımımı attım. Bir ter boşandı evine. Ha, çorba sıkıştırmaya başladı. Evet. Çorba çok ahlaksız bir çorba. Bana böyle ne sıkıştırması be kardeşim. Anladım yani, bindiriyor efendim. Geldim, kırmızı ışık yandı o sırada. Şimdi böyle karnımdan bir gürültü başladı. İleride tuvaleti görüyorum. Koşun caddeye efendim. Ya fırladım, o kırmızı ışık yandı. Eyvah. Durdum. Paçalardan aşağı. Eyvah. Gidiyor. Gidiyor ki nasıl gidiyor? Etrafım kalabalıktı, kalabalık. Birdenbire boşalıverdi beni. Niye? Oradan birisi böyle yapıyor. Efendim, belediye çalışmıyor. Foseptik patladı galiba. Dedim beyefendi, foseptik değil, ben patladım. Şimdi kırmızı ışık bitti, millet hura deyince ben pat diye oturdum şeye, yere. Böyle trafik çizgisinin üzerinden gidiyor. Ha, öyle gidiyorsunuz. Trafik memuru böyle yaptı. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Efendim, Fahri trafik müfettişi. Çizgileri tazeliyorum müsaadenizle. Ulan dedi, trafik çizgisi beyaz olur. Sen sarı kahverengi kullan. İtan malı fosforlu boyuyor. Afrika'dan geldi. Ya şeyden gidiyor. Kayınpeder çok güzel ya. Ama yalnız kabahat sizde biraz da kayınpeder. Niye ben de affedersin? Tabii sizde be kayınpeder. Ben siz oturmayayım. Oturun. Kayınvalidemin karşısında konuşamıyorsun bile kayınpederciğim sen ya. Tutuluyor, dilin tutuluyor. Dilim tutuluyor, elim ayağı tutuluyor. Ama kadınlar öyle değil, tutuk erkeği sevmez. Erkek dediğin konuşacak, aklı evvel olacak efendim. Evet. Erkek hazır cevap olacak efendim. Benim de korkuyorum kardeşim. Bak bu tutukluğunuzu gidermek için en iyi çare tekelleme söylemektir. Tekelleme bilir misiniz? Nasıl mesela sen? Mesela tekelleme. Mesela şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, orta yerde su şişesi gibi. Evet, evet. Bir de bir şey vardı, çocukken yapardık. Havada uçuyor bir sinek, geldi kondu benim, şıp diye benim alnıma, gitti kondu şıp diye ananın alnına. Ha, onu da söylerler efendim. Bu yüzden çok dayak yedim yani, çocukken. Olabilir de yani çok emre, aklı evvel olacaksınız. Mesela ben şimdi herhangi bir cümleye girsem, cümleyi yarıda kessem tamamlayabilir misiniz? Demem ki. Bir deneyelim isterseniz. Deneyelim. Babam büyük avcıdır, dolaşır belinde fişekler. Ananı kovalasın eşekler. Bravo. Bravo kayınpeder, oluyor. Sahi. Bir tane daha deneyelim. Çıkma incir ağacına, toplama hamını mamını. Anlayan anladı. Anlayan anladı. Ne oldu, zıpladın öyle? Hayır, bir şey oluyor. Kayınpeder, böyle olmazmış. Mesela senin canın dışarı çıkmak istiyor. Dışarı çıkmak istiyorsun, karına bunu nasıl söylersin? Nasıl söylüyorsun? Nasıl söylüyorsun? Ne yapacağım? Mesela ben oturayım buraya, ben şimdi karın olayım. Gel bana dışarı çıkmak istediğini. Karından izin mi alacağım? Evet, izin almak için. Niye konuşmuyorsun? Ben konuşamam. O görür, ne var der bana. Olmaz, böyle olmaz kayınpeder. Geç şöyle, geç şöyle. Senin zayıflığından istifade ediyor kayınpeder. Ona bu fırsatı vermeyeceksin. Sen şimdi karınsın, otur oraya. Sen Huriye Hanım'sın. Nasıl gideceğini söyleyeceksin, onu anlatacağım sana. Ben de senim şimdi. Allah yardımcın olsun. Öyle süklüm püklüm içeri girmek yok. Bir erkek gibi gireceksin. Elin böyle pantolonun cebinde. Bir dakika, anlayamadım. Elin diyorum pantolonun cebinde. Karın burada oturuyor. Hı. Ben elimi pantolonun cebine mi sokuyorum? Evet, sokacaksın. Şu elini son defa bir seyredeyim bari. Öyleyse. Ondan sonra bir elinde de zincir sallıyorsun böyle. Karın burada oturuyor. Evet. El cepte, bir de zincir sallıyor. Evet.
Sonra hafif de ıslık çalacaksın Islık böyle. Islık çalıyor. Ya çalamaz mısın? Çalarım ya. Niye çalmayayım da? Ben bunları yaparken burada bir imam hazır bulunsun. Ondan sonra karının yanına geleceksin. Öyle mühim bir şeyden bahseder gibi değil. Sıradan böyle la la diye bir şeyden bahseder gibi. La 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 su da. Ve böyle yapacaksın. Bana bak. Huriye. Bir şey sorabilir miyim? Affedersin. Söyle. Bu el benim elim mi? Böyle mi yapayım? Evet. Bana bak huriye diyorsun. Böyle. Evet. Bu el gitti buradan. Hadi. Huriye. Ben dışarı çıkıyorum. Bir arkadaşa rastlarsam meyhaneye gideriz, sabaha kadar gelemem de. Sen bekleme, yat emi Huriye. Karıma bir de böyle vuruyor muyum? Evet. İmam gelmiş miydi? Geldiydi. Müezzin selam okusun. Hadi kayınpeder, bir tecrübe et kayınpeder, hadi Allah aşkına. Yok lan, vallahi ayağını öpeyim. Yaparsın bir de. Allah'ını seversin. Hadi kayınpeder. Ya sen çıkın. Yaparım ya, yaparım. Tamam, yaparım da 3-5 sene sonra yapayım ya. Hadi ya, gençliğime doyamadım, biraz yaşayayım hiç olmaz. Hadi kayınpeder. Hadi orada duruyorsun, ben karınım şimdi. Oturuyorum, sen elini cebine sok. Cebime sokmayayım bak, rica edeceğim. Niye? Cebime sokmayayım, elim cebimin üstünde dursun. Niye? Ulan hafifletici sebep olur hiç olmaz. Hadi elini cebine sok. Sok sok, tamam evet. Oldu işte. Şimdi zincir salla. Ah. Ne oldu? Zincir uzun geldi. Islık çal şöyle neşeli bir hava. Evet. Islık çal. Ya bu cenaze marşı. Eşek, oynaması mı çalacağım orada? Kadını tahrik etmişim böyle böyle, bir de oynaması. Tamam, tamam. Şimdi bana hitap et. Karına hitap ediyorsun. Huriye Hanım Efendi Hazretleri. Söyle benim canım kocacığım. Sahtesi bile tahrik ediyor ya. Huriye hanımefendi hazretleri. Emret de fındık kabuğuna gireyim canım. Orası küçük, gel kulağıma gir. Hadi işte kayınpeder. Kayınpeder böyle olacak işte. Korkmayacaksın. Anlaşıldı mı kayınpeder? Sen bir erkeksin, düşün. Böyle şeylerden korkmak yok. At! Hoş! Aferin kayınpeder, aslanım benim be. Böyle olur erkek. O kadar oldu bu iş. Ne oldu? Ama bak ne güzel söyledin. Ne söyledin? Hoş dedim be. Kime? Karına. Yok lan, köpeklere dedim orada. Karın da o be. Tıka. Hoştunuz. Hadi korkma kayınpeder. O karın olacak kadını mum edip şamdana dikmezsen bana adam demesin. Nerede? Geç öyle, unutma. Elini cebine sok, zincir salla. Lan hangi cepteydi el? İlla. Damat! Dur lan, cebi bulamıyorum. Emirlerim yerine getirildi mi? Evvela acele etmeyin bakalım hanımefendi. Ne diyorsun sen ha? Hem de noktası noktasına yerine getirildi diyeceksin. Bana bak koca karı. Ya. Yapma, ne yapma. Ne oluyor be? Ne yapma Allah aşkına. Sen beni kocanla karıştırıyorsun. Beni karıştırma! Daha yeni gördüm. Benim tepem atarsa çok fena yaparım adamı. Bana bak, bana bak. Benim verdiğim listedeki yemekler yapılacak, tamam mı? Hadi vız gelir bana bunlar. Aferin lan işte, böyle olacak, sen erkek gibi davran. Nasıl? Erkek gibi, karnı da icabında müdafaa etmesini bil ha. Kime bağırdı? Ona, o bana bağırdı, ben ona bağırdım. Sen demin ona mı bağırdın? Evet. Oraya müsaade etseniz hakkınızda birkaç şey söylemeyeceğim. Ne söyleyeceksin? Damat kendine gel. Ne hakkın var karıma bağırmaya? Aferin. Gözünün üstüne vur lan. Bana bak. Benim kafamı bozma, ben adamın ağzından girer burnundan çıkar. Ay, ben de ağzımı kapatırım, içeride kalırsın. Bana bak, bana böyle şeyler vız gelir, benim tepemi attırma. Hadi bakalım, doğru misafirlerin yanına marş marş. Bana mı dedi bunu marş marş diye? Bana mı dedi bunu, Allah aşkına söyle. Hakiki bir kahramansın. Bak şimdi nereye. Yüreği. Bana bak koç. Baş üstüne. Ne
ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun ha? Bana bak. Sen varsın ya sen. Nankörsün adam, nankör. Sana bakmak için elimden geleni yapıyorum. Senin için saçlarımı süpürge ettim. Gençliğimi harcadım ama gene de yaranamadım. Nankör herif ne olacak? Fuu! Ceza durumuna geç. Tek ayak, tek kol. Allah belanı vermesin daha mı? Ulan ne güzel, rahat rahat, huzur içinde yaşıyordum. Geldin, huzurumu bozdun. Tek ayak, tek ayak. Merhaba. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2057 Nur Hanım değil mi siz? Bin Nur. Bin miydi, pardon? Bin Nur Hanım, hoş geldiniz. Hayrola, gene ne yaptınız da Huriye Hanım cezalandırdı? Benim bir şey yapmam için, muhakkak yani ceza almam için bir şey yapmam gerekmez. Huriye Hanım efendim akşam hava durumunu okuyor. Hava açıksa bahçede yapacağını yapıyor, kapalıysa odada yapıyor. Nişana gelmedik diye bize de çok kızdı mı? Ya. Çok kızdı. Ama hakkı yok. Hakkı da gelmedi, ona kızdı zaten. Eğer hakkı gelseydi belki o kadar kızmazdı. Hayır efendim, hakkı, selayeti yok. Selahattin de gelmedi. Selahattin'in gelmemesine çok kızdı. Nerede dedi Selahattin? Selahattin kim? Selahattin Eyüp'ü. Selahattin Eyüp. Senin karının civataları mı gevşedi? Ya gel aslan, cevabı gel. Cevabı da Selahattin Eyüp. Ya aslancığım biliyorsun. Ulan yazıya bile gidiyor. Senin işten için ben İzmir'e gitmiştim. Yalnız gitmedim, giderken de eşimi birlikte götürdüm. Nasıl, karından beraber mi gittin? Tabii canım. Tabii. Niye gidiyorsun beraber, sizi yalnız bırak? Hakkı şu gezilerini de yalnız bırakamıyorum. Niye? Kendi kabahati, sevgilisi var, metresi var, sormayın başıma gelenleri. Yok be aslancığım ya, yalan iftira, ne sevgilim var, ne metresim var, hepsi yalan bunların ya. Bu çocuk beni tanıdım yani Hakkı Bey, böyle bir şeyleri katiyetle şey yapıyor. Aslan merak ediyorum, senin damat nasıl bir adam, şöyle afralı tafralı mı? Bafralı değil, çarşambalı galiba. Böyle bir dedikodu dolaşıyor. Yani diyorum ki sert mi, sert mi? Sert. Sever misin? Oğlum tart, sert ve sulu, armut mu soruyorsun lan, sert mi, sert mi? Demin şurada bir karıma bir res çekti, ondan sonra bokunu çıkardı işi birazcık. Aman canım, onlar anlaşıp mutlu olsunlar da bize. Bok yemek işi. Geçenlerde arkadaşlarla beraber oturuyoruz. Nerede? Polisi orada. Necati geldi. İslam da gelmez mi? Bir baktım Recai arkasında. Ne vuruyorsun lan, ne vuruyorsun oğlum? Ne vurması güzelim, seviyorum ya. Pardon, affedersin. Necati de orada mıydı? O bizi ya, hepsini bulmuştuk ya. Abdurrahman'ı gördün mü? Vallahi ya. Sabahleyin horisi böyle geldi. Ne oluyor be aslan? Bravo sana be. Bravo be. Bravo be, sevildiğini bilmiyorsun. Dövüyor iş o ya. Evet. Hakkuş, hadi biz içeri gidip Huriye Hanım'ın gönlünü alalım. Aa, sen geçiver de güzelim, ben büroya bir telefon edip birazdan geliyorum. Siz içeri mi gidiyorsun? İçeri gidiyorum. Efendim, karıma selam söyleyeyim. Söylerim efendim, hoşça kalın. Günür Hanım. Efendim? Selahattin Eyüp'ü. Günür Hanım. Efendim? Selahattin Eyüp'ü. Sevgilim, ne haber? Ah canım, karım vardı, arayamadım güzelim be. Bak Hakkı, bak sana bir söylüyorum. Bizim evde böyle bir şeye müsaade edin. Yok, bir arkadaşımın yanına arıyorum. Karına söylerim. He? Bilir abi! Şşt, dur ya Allah aşkına! Selahattin Eyüp'ü. Ya çok, çok can arkadaşımdır ya. İnanmıyorsun, sesini duyacaksın. Bir dakika. Ha, sesini duymak istiyor metres. Beni sesiyor. Ha, duydun mu? Yok canım, şaka bak, yaptı karına ya. Karına söylerim oğlum. Ya çok nükteden bir arkadaştır esasında. Çok güzel şiir okur ha, biliyor musun? Vallahi. Okusun mu? Bir dakika. Bir şiir okumanı istedi şimdi de. Güzel bir şiir okusana senin yazdıklarında. Romantik bir şey mi? Romantik olsun. Hadi. Hanımefendi, siz o musunuz? Canım be, ne güzel. Siz bu musunuz? Harikasınız. Siz şu musunuz? Devam, devam, harika. Yoksa o... Allah! Sen alo, alo! Ben evimde böyle bir şeye müsaade edemem. Gül gibi karım var orada. Ne var yani, senin metresin yok mu sanki? Ne? Senin metresin yok mu? Ne metresi lan, milimetrem bile yok be. Ne diyorsun sen? Fakat aslan. Gel bakayım şuraya yanıma. Sevgilimi görme. Efendim? O kadar güzel bir. Sevgili... O kadar güzel ki. Bir omuz, bir kol, bir bacak var. Affedersin, üzüldüm şimdi. Trafik kazası mı atlattı? Niye ya, neden çıkarttın? Yedin ya, bir kol, bir omuz, bir bacak kalmıştı ya. Ya lafın gelişi öyle be. Pardon, lafın gelişi. Aslan, bir göğsü var. Bir göğsü var. Ötekinin silikonu mu patladı? Aslancığım, lafın gelişi öyle. Ulan söyle. Tamam söyle o zaman, bir göğsü var diyorsun, kesiyorsun. Aslan. Kaş göz nasıl? İncecik bir beli var. O belin üstünde yüz yuvarlak kalçalar. Affedersin, anlayamadım. İp ince bir bel, belin üstünde kalça.
Ya bu kadında imalat hatası var. Yok şeref. Bu kadın defolu. Nereden çıkartayım? Ulan belin üstünde kıçı olur mu adamın? Bana bak, etikette duruyorsa git geri ver, git geri ver. Çok haklısın ya, onun güzelliği aklıma geldikçe şaşırıyorum aslan, biliyor musun? Bir gözler var üzüm. Ne? Dudaklar var kiraz, yanaklar elma. Aa, Manav Osman'ın kızı. Ya değil Manav aslan. Osman'ın kızı. Değil aslancığım. Şimdi gel yanıma gel, ayrılma benden. Evet, ne diyordun? Aslancığım, zamparlık kadar faydalı şimdi, bir şey yok. Şimdi ben sana özel bir şey sorayım. Gel gel ya. Duymaz kimse böyle konu. Bu zamparalık nasıl yapılıyor? Ya çok kolay aslancığım. Nasıl? Bir kere zamparalık sabah, öğle, akşam yapacaksın bunu. Biraz. Hiçbir zararı yok, yan etkisi sabah yok. Sabah, öğle, akşam. Günde üç posta yap. Ulan ilaç gibi ha. Tabii canım ya. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi faydalı bir şey ya. Peki. Hani zamparalı zamanları bunlar mı? Evet. Peki, bir de bir şey geldi aklıma şimdi. Zamparalığı nerede yapıyorsun? Zamparalığı nerede al şunu bulunsun, ileride lazım olur. Ne lan bu? Yemekleri salçalı, kadınları kalçalı, pansiyon. İşte burası. Burası. Aramızda kalsın. Her hafta giderim. En aşağı üç defa. Helal olsun sana be. İşte aslan bu kadınlara ha. Yok lan saçalı yemek seviyorum. Hadi git işine be. Benim onlarla ne alakam var? Ya baba ya. Evet. Baba ben o adamla evlenmeyeceğim. Hop baba. Evlenmeyeceğim işte. Ne oldu şimdi durdurken böyle? Anlasana babacığım, kıskanıyorum. Kimi kıskanıyor? Ay nişanlımı Bahri'yi tabii. Ulan daha dün bir bugün iki, neyini kıskanıyorsun? Biraz önce sen görmedin mi? Hani şu kulak burun boğaz doktoru Hurşit Bey var ya. Evet. Onun kızı işte. Neredeyse Bahri'nin ağzından içeri giriyordu. E buna ne kötülük var? Ne kötülük var burada? Kızcağız nişanlının boğazına bakıyor. Eğer bir enfeksiyon falan bir şey varsa babasına gönderecek, babasına para kazandıracak. Aslında bu kadar üstünde durmamam lazım. Benden önce Bahri'nin mutlaka bir takım maceraları olabilir. Bak sana sert konuşmak yakışmıyor. Bak böyle şiir gibi konuşuyorsun. Aslında bunların hiçbiri önemli değil de. Benim için önemli olan ilk göz ağrısı. Nişanlının gözü mü ağrıyor? Baba neyin var senin? Bugün çok tuhafsın. Evet anne de demin öyle söyledi. Bugün aptalın üstünde dedi de şimdi. Yani duyduğuma göre ilk göz ağrıları hiç unutulmaz. O yediğin yumruğa bağlı ama. Yumruğu alnının ortasına yediğimi hayatın sonu kadar unutamazsın. Hayır baba. Evet. Diyordum ki acaba nişanlımın yani Bahri'nin hayatında böyle bir kadın var mı? Bana kalırsa Roberto Rosita'yı seviyor. Ne lan Berezilya dizisi mi oynuyoruz burada şimdi? Yani şunu demek istiyorum. Böyle hiç unutamadığı, daima hatırladığı bir kadın. Bu ne de çıldırtacak beni? Barık dur bebe, korkuyorum yapma ha. Ne dersin baba, var mıdır öyle bir kadın? Sen şimdi bunun başından bir şey geçmiş mi, göz ağrısı? Evet. Bunu mu öğrenmek istiyorsun? Evet, ilk göz sen ağrısı. Sen nişanlını ürküt gelsin, ben onun ağzından lap diye alırım. Yaşa kız, baba, sen aslansın. Alırsın. Tamam, aslansın sen, aslan. Bunun aslan, aptallığı... Aslan, aslan. Aptallığı anasına çekmiş. Daha kaç seneden sonra... Damat neredesin be kardeşim? Beni çağırmışsınız efendim. Seni çağırdım, ne haber, ne var? Sağ yok. Olun efendim. Çoluk çocuk ne yapıyor, heh? Çocuk. Ne yapıyorsun kayınpeder? Ben daha yeni nişanlıyım daha. Pardon, şimdi aklıma geldi. Kayınpeder, sizin dilinizin altında bir bakla var galiba. Çıkarın şu ağzınızdaki ne baklayı. Yapayım? Bir bakladan fava olur mu? Kalsın, bırak şimdi. Yok yok, bana bir şeyler söylemek istiyorsunuz ama lafı eveleyip geveliyorsunuz. Yok yok, her bir şey. Söyleyin birdenbire ne olacak? Ya şimdi sana bir şey söyleyeceğim tabii. Kardeşim. Hiç böyle senin gözün ağrıdı mı? Neyim? Gözün ağrıdı mı diyor. Bak gene dolaylı konuşmaya başladınız. Hadi birden girin ne... Zamparalık yapalım, gel ver elini. O ne biçim lakırdı öyle kayınpeder? O ne biçim konuşmak öyle? Çabuk yapınızı geri alın. Tamam affedersin, özür diliyorum. Tam kızıma layık bir damatmışın. Ne seni kadar tebrik ayıp. Yuvasına sadık bir koca olacak. Kayınpeder ne dedin? Tüylerim diken diken oldu. Aferin oğlum. Ben daha yeni nişanlıyım. Helal olsun. Hele bir nikahlanalım sonra gideriz tabii. Ne olacak canım ya? Ulan it oğlu it. Evet, tabii benim de ailinden evvel birkaç maceram oldu. Ama bunlar geliyor geçiyor işte. Gelip geçiyor otobüs gibi ama göz ağrıları geçmiyor. Öyle. Bakın, bir erkek ilk göz ağrısını hiç unutmaz efendim. Kayınpeder. Ona gel zaten. Sizin ilk göz ağrınız kimdi? Valla ben o zaman çocuk delikanlıydım. Dedemin çiftliği vardı. Orada bir ahçı kadın vardı. Allah nasıl bir şey, güzel mi? Pamuk balyası gibi, aha böyle bir şey. Çamaşır yıkıyordu, arkadan geldim kıçına vurdum. Evet, sonra? Aynı anda iki gözüm birden ağrıdı. Nasıl?
O bezi yatak çarşafını sıkmış, hazır duruyormuş. Ondan suratıma pat diye vurunca gördüm. Şimdi ben anlattım, sen anlat. Yok canım, benimki anlatacak de kız, anlat hadi. İnanın, ne anlatacak? Anlatacaksın diyor. Yok, anlatmayayım. Onu diyor. Ya anlatsam da inanmazsın kayınpeder. Ben ilk göz ağrımın yüzünü görmedim. Nasıl bir kadındır hala bilmiyorum. Bana bir iki üç dört beş altı yapma hadi. O ne öyle? Yok hey dola, numara yapma bana oğlum. Hadi. Vallahi numara yapmıyorum kayınpeder. Bakın anlatayım, hak vereceksiniz. Hadi bakayım, bundan 20 sene kadar evveldi. Geçmişte bugün. Günlerden pazar, aylardan marttı. Of, hem de mart ayı azma ayı. Anlatıyor kız. Anlatıyorsun diyorum yani. İyi anlatıyorum ha. Efendim Ankara'da işim çıktı. Gittim Haydarpaşa'dan bilet aldım. Nereden aldın? Haydarpaşa'dan. Haydarpaşa emekli olduktan sonra tren bileti mi satıyor? Nereden çıkardın? Dedin ya Haydarpaşa'dan bilet aldım diye. Değil, bu gardan Haydarpaşa. Ha, kış mıydı? Kardan Haydarpaşa yaptılar orada. Hayır efendim, yani tren istasyonu tabii Haydarpaşa. Ha, Haydarpaşa'dan bilet aldım. Trene bindim, kompartımanıma girdim. Şimdi senin de lafın lafını tutmuyor. Niye? Trene bindim diyorsun, arkadan apartmana girdim diyorsun. Hayır, kompartımana girdim. Ha, trenin locaları. Ha, öyle. Efendim bavulu bıraktım kompartımana. Yemek yiyeyim dedim. Gittim yemek vagonuna. Şefin salatasını yedim. Ondan sonra dört şişe de bira yuvarladım bu arada. Niye, görmeden ayağım mı çarptı? Niye? Dedin ya bira yuvarladım diye. Ha, pardon, ben amiyane konuştum biraz. Yani içtim. O zaman içtim demen lazım. Türkçe'de öyle oluyor. Yani yuvarladım biraz kabaca oluyor. E niye bu kadar takıldınız kayınpeder? Ben Türkçe'ye karşı bir şeyim var, saygım var. Doğrusunu konuşmak. Rica ederim ama bir argo diye bir şey vardır. Meyhane edebiyatı diye efendim. İki kadeh atalım derler. Niye atıyorsun canım? İki kadeh içerim dersin. Kadehi fırlatıp atıyor musun? Aman hayır. Bu kadar sinirleneceğinizi bilemedim. Ben böyle şey sinirlenirim. Tamam, söylemem, doğru görünüm. Yuvarladım kalsın orada efendim. Tamam, yuvarladım burada. Ta içtim. Bahsetme. Evet, bir ayı içtim. Teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman da yeni yeni delikanlı oluyorum kayınpeder. Evet. Kayınpeder, bıyıklarım terliyor. Bu tren localarında çok açıyorlar kaloriferleri, biliyorum. Öyle terlemiyor efendim, yani bıyıklarım çıkıyor. Evet. O dört şişe bira beni sarhoş etmiş olacak ki... baktım ayakta durmaya takatim yok. Kafayı küt diye vurdum, yattım. Tabii, sarhoş oldun, kafayı kapıya küt diye vurdun. Kapıyı nereden çıkardınız? Küt diye vurdum dedin ya. Yastığa vurdum, yattım. Tövbe tövbe, estağfurullah ya. Ya evladım, yastıktan küt diye ses çıkar. Ay, ne terseri bu ya? Ne diyorsun ya? Hadi kafamı koydum, fıs fışırtma. Ya kayınpeder, bundan söylenen laflardır. Halk dilinde kafayı vurdum yattım derler efendim. Saçmalama, vurdum onu, uyudum dersin. Tamam, uyudum efendim. Heh. Şimdi iki saat kadar uyudum, uyumadım. Bir... Ne oldu gene kayınpeder? Seninle konuşulmaz o. Niye? Vurdum vurmadım, küt diye vurdum vurmadım, uyudum uyumadım, uyudu mu? Uyudum. Ulan ne yeme uyumadım diyorsun? Ya sinir etmeye mi geldin beni? Ya uyudum, Allah belamı versin, uyudum. Ulan geber uyu bana. Ulan nereden girdin bu mevzu abi? Allah Allah, sonra... şeyi nereye koyduk, buraya mı koyduk, neydi o? Neyse efendim. Ne o, buraya. O biraları koyduk. Biralar dursun tamam. Orada. Şimdi efendim, iki saat kadar uyudum, birdenbire uyanınca ne göreyim? Ben orada mıydım, ne bileyim? Ne tersine? Sinir adamsın be. Hiçbir şey göremedim efendim. Ortalık kapkaranlık. İnanın göz gözü görmüyor. Hah, al saçma bir laf diye. Göz gözü görür mü oğlum? Görür tabii. Görmez. Niye? Arada burun var. Hadi gör bakalım. Neyse efendim. O karanlıkta bir baktım, hava bozulmuş efendim. Efendim? Hava bozulmuş. Ulan bacak atan çocuk biliyor havanın bozulduğunu. Sen mi yeni öğreniyorsun? Niye? Hadi kalsın, bırak. Neyse efendim, hava bozulmuş böyle. Yağmur camları kırbaçlıyor, yıldırım. O da orada mıydı? Hangisi? Bizim komşunun torunu var, Yağmur. Öyle değil efendim, fırtına, bora, El Nino gelmiş, El Nino. Tabii ninesi gelmiş, orada yaramaz çürüttür, biliyorum o. Onu demiyorum efendim. Yani fırtına, bora çıkıyor. O sırada içtiğim dört şişe birada beni sıkıştırmaya başlamaz mı kayıp? Tabii, efendim? Birada bir hassasiyet vardır. Demek ki sana o anda taziki mesane başladı. Ne taziki mesane? Ona öyle derler. Ha, sıkıştırma, tıp sıkıştırma dilinde tabii, öyle midir efendim? Tabii, taziki mesane. Taziki mesane. Ne? Mesane, taziki mesane. Ha işte o başladı efendim. Şişeler bende. Şişeler burada duruyor. Dursun efendim. Şimdi efendim, taziki mesane başlayınca tuvalete gitmeye karar verdim. Evet. Kalktım, terlikleri geçirdim. Heh, arkasından su dökseydin, hayırlı yolculuklar desin. Kime? Ulan terlik yolcu mu ki geçirdim diyorsun? Ya ayağıma geçirdim. Giydim desen ayağım mı kırılacak? Ay, sinir ettin beni kayınpeder, yapma Allah aşkına ya. Koridora çıktım, iki adım attım atmadım. Allah belanı vermesin seni. Ulan adım attın mı? Attım. Niye atmadım diyorsun? Dönek herif, kardeş herif. Tamam efendim, birdenbire bir feryat. MSI'ın mı? Hayır, yan kompartımanda bir kadın ağzı çıktığı kadar bağırıyor. İmdat! İmdat! Bu kadın diye. Sesi mi? Evet. Ulan bu dönme sesi. Ya yapma kayınpeder, kadın öyle bağırıyor ya. Evet. Ben kadının sesini duyunca heyecanlandım. Erkeklik damarlarım kabardı, tamam mı? Karı koca arasına girme. Kocayı nereden çıkardınız, imdat diye isim mi olur? Var, bizim kapıcı vardı imdat.
Ha. Gece gündüz karısını dövermiş, biz bunun farkına varamadık. Kadın dayak yiyince bağırmıyor mu? Bağırıyor. İmdat, imdat diye bağırınca kocasını çağırıyor zannediyorduk biz. Her neyse, bu öyle değil. Kadının imdat sesini duyduğum zaman ben kompartımana daldım kayınpeder. Niye, su mu bastı? Ha, yağmur yağıyordu. Hayır değil efendim, kompartımana girdim yani. Evet. Bir de ne göreyim, kapkaranlık göz... Yok yok, karanlık, hiçbir şey gözükmüyor yani. Tamam, ondan sonra o karanlıkta biraz dikkat edince... ...üst ranzada beyaz bir gecelik giymiş... ...şahane vücut hatlarına sahip bir dişinin yattığını gördüm kayınpeder. Niye iç çektiniz kayınpeder? Niye iç çektiniz? Ne bileyim birader, benim aklım şeye takıldı. Niye? Uyudum mu, uyumadım mı? Ya uyudum, uyandıktan sonra oluyor kayınpeder bu. Kayınpeder ondan sonra kadın birdenbire benim girdiğimi görünce toparlandı ranzada. Ben şaşkın bir vaziyette ona bakıyordum. Kadın hiç beklemediğim bir anda bir panter gibi üstüme atladı böyle. O tarafa anlat ya, korkuyorum. Her neyse, kayınpeder bakıyorum bayağı zevklendin. Ne bileyim kardeşim, hasret kaldığımız bazı şeyler var. İstersen kayınpeder... canlandırarak anlatayım daha o sahneyi mi? Ha, daha çok bu canlandırma versen. Dediğin televizyonlarda oluyor. Yani katili geliyor, burada vurdum ama. Bir hadiseyi canlandırırlar. Canlandırırsam daha çok zevklenirsin. Şimdi kadın yanıma oturdu. Ben ayıp olmasın diye biraz öteye gittim. Kadın sokuldu yanıma. Orada yer var, ne gidiyorsun? Yok, canlandırıyoruz ya kayınpeder. Nasıl canlandırıyorum? Güzel. Güzel canlandır. Şimdi kadın, ben uzaklaşıyorum, kadın sokuluyor. Ben uzaklaşıyorum, kadın sokuluyor. Kadın adam akıllı sokuldu ya, böyle. Hala aklım orada be. Nerede? Uyudun mu, uyumadın mı? Ya şimdi beni dinle kayınpeder. Sonra kadın elini omuzuma attı, başladı hafif hafif yanağımı okşamaya. Böyle. Orada bir sivilce var, patlat. Ondan sonra bir dakika dedi bana, ellerimden tuttu, kollarımdan, beni bulunduğum yere şöyle uzattı. Dur, hiç bozma. İkinci canlandırmaya geçeceğim, çok keyifleneceksin. Başlarım ha. Senin canlandırmana, git ol it. Ne oldu be? Oo, iyi, trendeki kadına niyetlendi, beyefendi orucu bizde bozacak. Hadi hadi. Neyse kayınpeder, iki saat sonra kadın sızlık kaldı, ben de kompartımanıma... Peki sana bir sual soracağım, merak edip sonra gidip kadın kimdir diye bakmadın mı? Bakmaz olur muyum? Sabahleyin ilk işim kompartımana gitmek oldu. Ama ben uyurken kadın ara istasyonların birinde inmiş, 20 sene oldu kadına rastlayamadım. Şimdi kadını görsen tanıyamaz mısın? Tanıyamam çünkü karanlıktı, suratını görmedim. İşte benim ilk göz ağrım bu. Çok güzel be. Enteresan hikaye çok değil mi? Çok enteresan. Kayınpeder beni bırak. Da seni düşünelim biraz kayınpeder ya. Benim ya niye? Sana çok eziyet ediyor bu Huriye Hanım kayınpeder ya. Alın yazın ne yapacaksın? Alın yazın diye katlanamazsın buna kayınpeder ya. Çok eziyet ediyor, çok yükleniyorsun. Yok, çok yükleniyor. En ağrıma giden ne biliyor musun? Ne? Her gün söylüyor, saçını senin için süpürge etmiş. Bak, benim için. Bak. Saçını benim için süpürge etmiş. Yalan. 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 Bir gün görmedim kafasını saçlarını şöyle yere sürdü. Haklısın kayınpeder. Ama hiç korkma kayınpeder. Ben seni kurtaracağım. Sen evvela Asiye'yi kurtar da sonra beni kurtar. Hayır efendim, bundan sonra bütün gücümle senin yanındayım. İnan bana, ben gözüktüğüm gibi değilim. Benim kafamın tepesi atlarsa ben adamı parçalarım kayınpeder. Parçala beşet. Evet, bundan sonra bu evde iki erkek Huriye Hanım'a karşı omuz omuzayız. Kaç erkek? İki erkek. Herhalde öteki erkek otobüsü kaçırdı, hala gelmedi. Kim? İki erkek dedi ya. Ya biri sensin işte kayınpeder. Bundan sonra ona bahanemek yok. Yok kayınpeder, silkelen kendine gel. Eğer onu mum yapıp şamdana dikmezsen bana Bahri demesinler. Ben de gelip babama püf demezsen sana Bahri demesinler, beni karıştır. Kayınpeder, bundan sonra vatan, millet... O da pazarı. Sakarya. Sakarya. Sakarya diyeceksin. Bundan sonra omuz omuzayız ona karşı. Şimdi bütün heybetimizle Huriye Hanım'a karşı yürüyelim kayınpeder. İleri. Sen git, ben geliyorum sonra. Olmaz kayınpeder. Bırak şu korkuyu Allah aşkına ya. Biraz kendine telkin et kayınpeder ya. Ben karımdan korkmuyorum. Ben karımdan korkmuyorum diye inandır kendini. Ben karımdan korkmuyorum. Ha, daha sonra. Ben karımdan korkmuyorum. İnanarak. Ben karımdan korkmuyorum. Biraz da basın. Bu diyor. Ben demiyorum. Böyle. Hayır, sen diyorsun. Böyle inanarak söylersen korkmaz. Ben! Karından! Korkmuyor! Aslanım! Korkmuyorum! Ne oldu kayınpeder? Yahu niye öyle yürüyorsun? Korkunun bedeli ulan, sıçtı be şöyle işte! Şu kocam olacak adama bakın! İki günlük damatla kafa kafaya vermiş, kuyumu kazıyor. Ya şu damat, damada ne oluyor?
Ama yok, karamanın koyunu sonra çıkar Huriye'nin oyunu. Ben de bu damat adayının elinden kızımı kurtarmazsam, bana da taş kasaplı kurşuncu Hanife'nin kızı Huriye demesinler. Ne yapıp yapıp bu nişanı bozacağım. Bozacağım da bir şeyler bulmak lazım, bir şeyler bulmak lazım. Ne yapıyorsun? Ne var? Tek ayak çift ayak. Ne diyorsun sen? Hayır, neyi sinirli? Sinirliyim. Size bir hikaye anlatacağım. Sen mi anlatacaksın? Sinirliniz geçecek. Ne hikayesiymiş o? Damadın başından geçmiş. Damadın başından ne geçti, otur anlat bakayım. Şimdi bundan 20 yıl evvel damat... Hadi efendim damat, 20 yıl evvel damat. Demin şuraya bir şey girdi, keklik al gel. Ne kekliği canım, anlat bakalım ne geçti. Al evet. Köpeği gibi, ne yapıyorsun? 20 yıl evvel damat Haydarpaşa'dan trene biniyor. Güzel. Tamam. Tamam. Trene biniyor, valizlerini koyuyor, ondan sonra 4 şişe yuvarlıyor. Şişeleri neden yuvarlıyor? Trenin koridoru müsaitmiş, bowling oynuyor. Ondan sonra gidiyor efendim restorana. Evet. Orada restoranda kavga çıkıyor. Niye kavga çıkıyor? Damat şefin salatasını istiyor. Şef be kendime yaptım, vermem diyor. Canım salata. Onun adı öyle, şefin salatası. Ha. Ondan sonra birkaç yemek yiyor. 4 şişe birayı tehlikeye başka geliyor. Başka bir şey yemiyor mu? Efendim? Başka bir şey yemiyor mu? Yok, şey yiyor da aklıma gelmiş şimdi. Ne? O ne? Salatası neydi? Çoban salatası. Ondan sonra o 4 şişe birayı şöyle geliyor kompartımanına, kapıyı ve kafayı küt diye vuruyor. Nereye vuruyor? Nereye vurur? Duvara. Hayır, yastığa. Canım yastıktan küt diye ses çıkarmıyor. O çıkarttırıyor, çıkarmıyor. O çıkarttırıyor. Ondan sonra 5 dakika uyuyor, uyumuyor. Bir dakika, uyuyor mu, uyumuyor mu? Valla karar veremedik ona da. Sonra? Bir uyuyor, bir uyanmıyor efendim. Ondan sonra birdenbire içtiği biraların tesiriyle tazyiki mesane başlıyor. Aslan, tazyiki mesane başlamış mı? Evet, Beyoğlu'nda 4 sinemada birden oynuyor. Ay, 2 tane bilet al da kaçırmayalım. Ulan yıllardan beri tazyiki mesaneyi bedava oynuyoruz da bir defa seyretmedin. Hadi sonra, sonra. Ondan sonra damat birdenbire fırlıyor tuvalete gitmek için koşarken... Evet. ...yandaki kompartımandan bir ses. Ne sesi? Bir feryat, bir kadın bağırıyor. Feryat. İmdat! İmdat diye. Damat tazyiki mesanesini iptal ediyor. Evet. Geliyor kompartımandan içeri giriyor. Evet. Orada bir kadın tüller içinde. Kadın mı? Evet, bir kadın tüller içinde. İstersen canlandırma yapayım. Nasıl canlandırma olacak? Çok iyi oluyor canlandırma. Kompartımanda Çin işi, Japon işi, iki kişi, biri erkek, biri dişi. Gel Huriye, bitirelim şu işi. Neler saçmalıyorsun canım? Ne kızıyorsun, ben Ankara'dan nakliyen yayın yapıyorum kızım. Hadi arkası arkası. Arkası yarın, bu bölümde oynayan sanatçılar. Sonra? Ondan sonra kadın çok işkiliymiş. Kadın işkili olunca damat korkuyor. Kadını bırakıyor orada, geliyor kendi kompartımanda uyuyor. Sabah oluyor, kalkıyor. Fakat kadın gitmiş. Kadını göremiyor mu? Görmemiş. Kadın erkenden gidiyor. İnmiş. 20 sene... Bir dakika bu kızım. Ay bana bir şeyler oluyor. Binnur Hanım'ın sesi değil mi? Hayır bir ses geldi ama kimisi? Dur bakayım. Aa, Binnur Hanım dur bakayım. Hangi ne oldu kadıncağıza? Aslan! Ne? Aslan koş koş, bizim Binnur Hanım ne arıyor, Binnur Hanım fenalık geçiriyor. Hangi Binnur Hanım? Hakkı Bey'in karısı Binnur Hanım. Hakkı Bey'in mi? Evet. Hakkı Bey'in karısı Binnur. Evet Hakkı Bey'in. Bir dakika bakayım. Koş bakalım, koş çabuk. Ay. Aslan ne oldu? Ne var? Hakkı Bey var ya, karısı Binnur Hanım, bayılmış. Canım ben ne diyorum, ambulans çağır, çabuk ambulans çağır. Hay yarabbim. Bu ne sesi? Efendim? Ne sesi bu? Ambulans demedin mi? Evet, ne var? Bu ne biçim ambulans sesi? Fedakar doktor, ambulans arazi arıza yapınca eşek de geliyor. Hay yarabbim ya. Ay yardımcı olayım size. Ay. Yardımcı olayım. Şöyle oturttur. Oh, vay başım dönüyor. Vay başım düz duruyor, dönmüyor. Bir defa yalan söyleme. Ne oldu acaba? Şimdi böyle zamanlarda bazı şeyler var, onu kullanmak lazım. Ne kullanacaksın? Şimdi Binnur Hanım'a bir hava vermek lazım. Havayı nasıl vereceksin? Ben hava veririm, sen ay, bana. Ay Binnur Hanım ne oldu, kalabalıktan mı böyle oldunuz? Vallahi bilmiyorum, birdenbire şöyle bir başım döndü yani. Şimdi Binnur Hanım kendinizi üzmeyin. Bu kaza, bu trafik kazalarında falan da oluyor böyle. Şimdi şunu alın, ben buradan hava vereceğim size. Hava verip burnundan çıkartınız, tamam mı? Hayır, hastayı kurtaracağım da benim karakterim kaybolacak. Şimdi yapacak bir şey var. Biraz sonra... iyi geldi vallahi. Nasıl iyi geldi değil mi? İyi tabii. Geldi. Canım. Bunun ne oldu ya? Oğlum şu kadına birdenbire gözükme, korkuyor. Senin ne işin vardı burada? Hoa! Kafese! Hoa numara! Hoa! Hoa! Aslan ne oraya değil, orası maymunlar, ayıların kafesine gir. Ne yapacağız bu kadını şimdi? Şimdi efendim söyleyeyim. Bakar mısın ya? Baygınken bile ne kadar güzel değil mi? Tabii çok güzel, hakikaten çok güzel karın var. Keşke bir fotoğrafçı olsaydı, resmini çektirseydik ya. Bizim yok, ben çekerim fotoğrafı. Öyle mi? Kadına bak, ayıldı. Evet, şöyle bir durun bakayım siz. Sen şuraya gel bakayım, sen şuraya gel.
Binan Hanım hafif derin bir çeşit işaret edin. Tebessüm edin. Evet. Kafanızı verecekseniz. Bir dakika. Biraz daha gülün bakayım. Ne oluyor? Erol Atar çekiyor. Hafif gülün. Hafif bir daha. Bu fotoğraf çıkmaz. Niye? Banyo bayat kokuyor. Allah belanı versin. Sizi de rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Bakı. Efendim. Karın rahatsız olursa havası 18 ona hadi göre. Be. Bir de Bana bak Bana karın rahatsız olursa başka yere gitme bana gel. Bedava mahine ederim. Kaç senedir seninle evliyim. Bir kez olsun bana hava vermedin için çıksın değil mi? Ben sana üstten hava veriyorum. Sen alttan kaçırıyorsun. Neler saçmalıyorsun. Tamam, damat şimdi elime düştü. Demek bundan 20 sene evvel bir Mart ayının pazar gecesi ha? E damat yaktım, çıranı yaktım. Hadi bakalım şimdi mum et de beni şamdana koy. Sana öyle bir Ali Cengiz oyunu oynayacağım ki... ...hayatım boyu mum ve şamdan koleksiyonu yapacaksın. Ne o damat? Siz sinemaya gitmediniz mi? Gideceğiz efendim, gideceğiz de ailen hazırlanamadı daha. İsabet olmuş çünkü benim de sizinle konuşacaklarım vardı. Buyurun efendim. Yalnız damat, bu söyleyeceklerimi kimseye anlatmayacağınıza dair yemin eder misiniz? Hayda, olur. Söz değil mi? Söz. Sevgili damatcığım, lütfen oturmaz mısınız? Ah damatcığım, sizi ne kadar severim bilirsiniz değil mi? Bilmez miyim? Söze başlamak istiyorum da nereden başlayayım bir türlü bulamıyorum. Niye başlamak istemiyorsunuz? Ay şey utanıyorum damatcığım. Hadi hadi utanmazsın. Bak damat, benim kızım Aylin var ya Aylin. Evet. Onun babası Aslan Bey değil. Şaka yapıyorsun. Ne şakası? Peki Aylin'in babası kim? Anlatayım. Bundan 20 sene evvel bir Mart ayının pazar gecesi... ...İstanbul'dan Ankara'ya yataklı trenle gidiyordum. Eşeden la ilahe illallah. Damat, tam kompartımandan içeri girdim. Birdenbire gök gürültüsü, fırtına, yağmur, kıyametler kopuyor. Allah canım alsın bu. Ben de gök gürültüsünden çok korkarım da... ...avazım çıktığı kadar imdat, imdat diye bağırdım. O sırada içeri bir adam girdi. Evet, bir adam girdi. Şerefsizim bu. Eh damat. 20 senedir de ailenimin babası olan o adamın yüzünü görmedim. Bir dakika, bir dakika. Ne dediniz? 20 sene evvel o yağmurlu gecede İstanbul'dan Ankara'ya giden vagona, o yataklı vagona giren adam Aylin'in hakiki babası mı? Evet. Allah. Hoş görsem de tanımam ki çünkü her yer karanlıktı. Allah ben ne yapmışım ya Rabbim? Unutmayın kimseye söylemeyeceğinize dair söz verdiniz tamam mı? Allah'ım bana yapınız. Tamam kızım. Bahri hadi hayatım. Dokunma! Dokunma bana. Ne oldu? Basın dökme. Ne oldu? Ne oldu? Damat. Damadan ol. Ne oluyor buna böyle? Çabuk sarımsaklı yoğurt yap getir. Ne yapıyorsun onu? Köpek zehirlendi mi öyle yapıyorlar? Ne oldu demin bir şey istiyordu. Kahan ne oluyor oğlum? Ölüyorum kayıpladım. Damat yerini ayağını öpeyim. Bu kadar masraf yaptık. Ölme ne olursun. 20 gün sonra ölün ne olur. Yapma kayınpeder Allah aşkına ölüm ertelenir mi? Ulan sidiğini 20 yıl ertelemedin mi? Ya aslan rahat bırak çocuğu. Ne de olsa heyecanlı. Eh damatlık kolay mı? Ha heyecanlı. Heyecandan tabii. Bak heyecandan kravatını yiyor damat. Damat ben ilk gün donumu yutmuştum heyecandan. E hadi bakalım kızım ben seni getireyim. Hadi bir bekliyorsunuz. Titaniye gidiyoruz baba. Ne? Titaniye mi? Evet. Başladı. Yetişiriz. Boşun boşuna gitme. Üç bacası ne? Battı ben gitmem. Bir baca kaldı. Yetişiriz. Bahri hadi hayatım. Tamam ben çıkıyorum hadi ben sen de kızımı yolcu edeyim. Hadi bakalım. Allah'ım ben öldüm. Ben öldüm ya Rabbim ben öldüm. Kayınpeder ben öldüm. Damat. Öldüme yanmıyorum da. Dünyada vasiyetimi edecek kimsem yok ona yanıyorum. Ya damat kısa müddeti olsak artık akraba gibi olduk. Ben seni kayınpederim. Böyle bir şey Allah korusun da ben sana vasiyetini yerine getiririm kardeşim. Son arzumu yapar mısın kayınpeder? Yaparım niye yapmayacağım? Sağ ol. O zaman dinle. Ben ölünce beni doğduğum yere göm. Uğraşacağım. Tamam mı? Biraz uğraşacağım damat. Tamam, canım, canım. Buyurun. Evin hanımı evde mi? He. Çağır. Huriye Hanım. Efendim. Estetik ve de sosyetik bir karı geldi. Sizi istiyor. Tamam, tamam geliyorum.
Nerede dikiliyorsun? Otursana. Hoş geldiniz efendim. Böyle bir günde sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm hanımefendi. Estağfurullah, da kimle tanışıyorum? Bendeniz Sevil Soyunur. Öyle mi? Evet efendim. Kızınızı alacağınız Mercedes arabanın sahibiyim. Oturmaz mısınız Sevil Hanım? Sizinle tanışmak bir türlü kısmet olmadı. O zamanlarda güzellik yarışmasına girme hazırlıklarıyla meşguldüm. Öyle mi? Siz güzellik müsabakasına mı gireceksiniz? Evet. Yani bu suratla mı? Merak ediyorum. Arabanızı niçin satıyorsunuz? Ayıptır söylemesi. Hayır, hiç ayıp değil. Övünmek gibi olmasın. Sevgilim bana son model bir Porsche aldı da. Ay, yapmayınız. Mercedes fazlalık artık. Bize hiç fazlalık gelmeyecek. Siz istirahat buyurun, ben çekinizi getireyim. Mersi. Manyak mı ne? Dam üstüne yavrum eller tombul tombul memeler tombul tombul memeler. Hakkış! Sevil! Senin ne işin var burada? Bana bak, yoksa bizi takip edip karıma ilişkimizi açıklamaya mı geldin? Burada bulunuşum tamamen tesadüf. Ya, senin burada ne işin var? Ya güzelim, bilmiyor musun? Ben hastanın danışmanıyım, arkadaşıyım. Yok ondan. Bugünlerde beni çok ihmal ettin. İşlerim vardı. Telefonlarıma da çıkmadı. Arızalıydı. Ben de sana ulaşamayınca mektup yazdım. Manyak mısın sen? Karın burada, unutma. Biz seninle hiç tanışmıyoruz, tamam mı? Hakkış. Aylin. Aylin. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Ben Bahri Mutlu. Kiminle tanışıyorum? Ben Sevil Soyunur. Her yerde mi? Striptiz yıldızıyım. Ne kadar güzel. Burada ne arıyorsunuz? Huri Hanım'a Mercedes marka arabamı satmaya geldim. Öyle mi? Sevgilim satın almıştı. Ha, demek sevgiliniz de var. O benim her şeyim. Sevgilim, canım, eğlenceliğim. Özellikle de bankam. Ha, şimdi anladım. Ama arada sırada kaçamak yaparım. Allah aşkına. Eğer bugünlerde bir kaçamak da bana yaparsanız sevinirim. O aptal salak enayi sevgilimi atlatmak çok kolay. Bakın, merak ettim. Nasıl atlatıyorsunuz? Annemi kaybettim. Başınız sağ olsun, üzüldüm. Ama 15 yıl oldu. Vallahi manyak bu. Arada sırada sevgilime anneme gidiyorum diye kandırıyorum. Ne bu güzel. Ay 17 kez gittim. Annenize ne kadar güzel. Eğer canınız bugünlerde annenize gitmek isterse kartımı vereyim. Teşekkür ederim efendim. Bu da benim kartım. Anlaştık. Alçak adam, ne olacak? Güzel. Kıskandı. Nişanı bozmak için bundan iyi bahane bulamazdım. Hanımefendi, istemeden bana büyük bir iyilikte bulundunuz. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Aha, rica ederim de şey nerede acaba? O şeyde koridordan ikinci kapı. Aha, mersi. Evet. Mektubunuzu unuttunuz hanım. Merak ettim. Vay 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 vay. Ne güzel aşk mektubu böyle. Tamam. Aylin'i benden soğutmak için bu mektuptan istifade ederim. Teşekkürler. Ah, ben teşekkür ederim efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim. Haber bekliyorum, unutmayın. Muhakkak arayacağım sizi. Çao. Monika'nın Türkiye şubesi. Bana bak damat, bu ne samimiyet böyle 40 yıllık ahbabınız gibi. Belli olur mu kayınvalideciğim, hayat bu. Belki de hakikaten ahbabımdır. Ukala herif. Erkek milleti değil mi, karşılarında bir cinsi latif görmesinler. Ama damadın ceketinin cebinden bir mektup düştü. Acaba kimden, bakayım çok merak ettim. Sevgilim, son zamanlarda beni ihmal ettin. Lütfen beni en kısa zamanda ara. Seni çok seviyorum, özledim. Sevil Soyunur. Vay 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 vay. Yere bakan yürek yakan diye işte buna derler. Ama elimde çok güzel bir kanıt var. Bu nişan muhakkak bozulacak. İçimden fıkır fıkır oynamak geliyor. Fıkır fıkır. Gayet
ver parayı. Yok ya. Ne parasıymış öyle? Karıcığım bahse girdi. Ne bahseymiş? Ondan sonra bu dedi ki, kaçalım zelzele oluyor dedi. Ne zelzelesi? Ben dedim zelzele olmuyor dedim. Karım üst katta oyun havası oynuyor, ayı taklit yapıyor dedi. Ne der diyorsun? Maşallah pek neşelisiniz. Sevinçten göbek atıyorsunuz. Ayol kim sevinçten göbek atıyor? Sinirden tepiniyorum, tepiniyorum. Bırak, ne diyorsun? Bana bakın, ikiniz de kulaklarınızı açın ve beni dinleyin. Hadi, buyurun efendim. Damadın bir metresi var. Ulan herkesin metresi var, bir benim yok. Nedir bu ya? Bu adalet midir yani? Haklısın ana. Peki metresi olduğunu nereden anladınız? Ceketinin cebinde buldum. Ana, adam çok sarhoş oldu. Karıyı ceketin cebinde unuttu. Hangi cebinde buldunuz? Damadın ceketinin cebinde metresinin mektubunu buldu. Öyle mi? Nişanı bozmak için bundan iyi sebep olamaz değil mi? Aman hanımefendiciğim yani. Aman hanımefendiciğim ya. Bir mektup yüzünden de bir yuva yıkılır mı? Bir yuva yıkılmaz. Hakkı Bey, Hakkı Bey! 8. Asliye mahkemem var, git. Size şu mektubu okuyun diyorum, anlaşıldı mı? Okuyun şu mektubu. Lan. Görürsün damat sen. Sen gününü göreceksin damat. Tamam mektubu ıslatmadan bakkala götür getir bakayım yavrum. Ya ne kadar sinirlendi buna Hürriye Hanım. Nedir bu mektuptaki şey? Ben sana bir söyleyeyim. Ben de merak ettim. Bir yerde de haklı kendisi yani. Biz ilgilendiren bir şey yoktur ya. Bakalım nedir acaba? At sineği. Ya bak. Aman Allah'ım. Aslan, imzaya bak imzaya. Tabii. İmza. Ama ne var lan bunda? Semih Soyunur. Ha bu senin şeyin. Benim metresim. Senin arşının metresi. Ve bu mektupta senin damadın olacak o bahrenin cebinden çıkıyor. Yapma. Vay namussuz bak. Vay it ol it vay be. Vay namussuz bak. Ulan damat sen neymişim Hürriye ben? Hanım yerden göğe kadar haklı. Benim karım her zaman haklıdır. Bana bak. Bana bak. Kendime bakamıyorum lan, ben sana nerede bakacağım? Bu Bahriye mutlaka bir ceza vermek lazım. Ne bir ceza vereyim ki buna? Tamam buldum. Bahriye en iyisi elektrikli koltukta öldürtmek. Sen elektriğin kilosu kaç lira biliyor musun? O kadar elektrisi o kadar masraf değer mi? Haklısın, başka bir şey bulmak. Acaba ne yapsak acaba? Tamam buldum. Hem de bedava. Bahriye kaza oturdu, öldürdü. Kim ölecek? Bahri. Kazıkta. Tabii. Ulan biz öyle bir memlekette yaşıyoruz ki 20 senedir kazık yiye yiye bir şey oluyor. Bir ölen gördün mü şimdiye kadar siz? Ölen gördün mü sen? Çok fena. Çok asabım bozuldu, müthiş sinirlerim bozuldu. En iyisi ben gideyim kendime 4-5 yere daha metres bulayım. Aferin, sana bir soracağım. Senin asabın bozulduğu zaman metres mi bulursun? Aa, çok iyi geliyor ya. Yapma be, söylesene. Hadi, çav çav. Selam söyle. Kime? Çav çav, Gençler Birliği. Ulan ne adam, sinirlendim, metres bulacaktı. Ben de karışacağım, hiçbir şey. Aa, merhaba Aslan Bey, burada mıydınız? İnan, çok özür dilerim efendim. Buyurun. Bir sırrımı size ilk defa açıklayacağım. Ama aramızda kalsın. Tamam, söz. Efendim, çok affedersiniz. Bütün gece düşündüm, taşındım. Hı. Bir baltaya sap olamadım. Estağfurullah. Dedim ki, zampara olmak istiyorum. Aa, siz! Fakat zamparalığı bilimsel olarak yapmak istiyorum. He. Öğretim üyesi olarak kimi tavsiye edersiniz? Siz kimleri düşündünüz? Milli Zampara Suha Özger mi? Hı. Erdal Acar mı olur? Yoksa doktor var bir tane. Neydi? Haydar Dümen? Haydar Dümen, o sonra lazım olacak. Şimdi lazım olmaz da. Bütün bunlara hiç lüzum yok. Ben bu mevzuda ihtisas sahibiyim. Ne kadar şanslıyım Bilir Hanım. Size hocam diyebilir miyim? Aa, estağfurullah. Öğreteceğim. Öyle bir zampara yetiştir ki dünya rekoru kırayım. Öğreteceğim, hiç merak etmeyin. İlk önce zampara denmez, çok bayağı bir kelime, iç bulandırıyor. Evet, öyle bir şey, bana itici. Onun yerine çapkın, kazanova veya şey diyebiliriz. Don bikini. Ne? Yok, Don Kilot muydu, neydi o? Don Juan. Don Juan, evet. Don olabilir. Juan. Veya siz Playboy olabilir misiniz? Efendim, bilmem ki kaç sayı basılacağım, onu bilemem. Ne? Playboy olabilir misiniz dediniz ya. Hayır efendim, Playboy bir tip. Ha, tip, tamam işte ben tipim. Öyle ben mi? Ben yolda giderken arkamdan yapıyorlar hep. Ha. Adam böyle, ne tip lan, adama bak, ne tip diyor. E güzel. Ciddiyetimizi muhafaza edelim lütfen. Pardon hocam, özür dilerim. Siz dans etmesini biliyor musunuz? Hayır efendim, ben köçekçe oynuyorum. Bir saniye, bari çiftletiliriz. Olmaz. Bir Playboy bütün dansları bilmelidir. Bakın şimdi ben size gösteririm. Bakın. 1, 2, 3, 4. Yapın. Bilmem ki acaba. Yapın yapın. 1, 2, 3, 4. Çok güzel. Verin 10 milyon. Ne kadar efendim? 10 milyon. 4, 3, 2, 1. Ben vazgeçtim. Ben vazgeçtim. Ayrıca gözlük çok önemlidir. Nasıl? Bir Playboy daima gözlük takar ve öyle gezer. Şunları bir deneyin bakalım. Affedersin. Takın takın. Göremiyorum. 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 Görüyorum. Görüyorum. Evet, şimdi gördüm. Fena değil, olacak. Verin gözlükleri. Ayrıca duruş çok önemlidir. Nasıl? Karın daima içeride, omuzlar dik, başı hafifçe yamultalım.
Şu pozisyonda hangi caminin önünü tavsiye edersiniz? Ne yani daha tencere dönene? Öyle değil canım, omuzlar hafifçe önde olacak. Şöyle mi? Evet. Bana su verdi Esmeralda. Notre Dame'ın kamburu mudur, nedir bu? Şimdi yürüyüşe geçiyoruz. Evet, evet. Yürüyüş çok önemlidir, tamam mı? Evet. Şimdi bir yürüyün bakayım ama şöyle göz alıcı bir şey olsun. Herkes size bakmalı yolda. Evet, evet. Önüne bak be adam. Aslan, araba geçti. Göz alıcı yürüyüş bu mu? Olmadı efendim. Olmaz efendim. Bir tane daha istersen. Göreyim bakayım. Aa! Yok yok. Bu da mı olmadı? Bunu da sevmedim. Siz en iyisi erkek manken gibi yürüyün, tamam mı? Nasıl mesela? Buyurun bunları takın. Dik durun. Efendim, nereyi kaynak yapacağım onu söyle. Kaynakçı Abdurrahman'ın gözlüğü. Öyle değil. Dik duracaksınız ve erkek manken gibi yürüyeceksiniz. Ben bir şey sormak istiyorum. O mankenlerin yüzleri niye asık hep böyle? Bilmem. Bunlar herhalde elbiseleri beğenmiyorlar. Olabilir. Fena değil, olacak. 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 Hocam Allah razı olsun senden, aslan gibisin. Lütfen ciddi olalım. Tamam, geri alıyorum, affedersin. Buyurun şimdi şöyle geçin. Evet. Ben yolda gidiyorum. Evet. Siz de beni takip ediyorsunuz. Ne yaparsınız onu göreceğiz. Başladı. Oh, bunu da geçtim. Ne yapıyorsunuz efendim, aslında? Bende bir hobi var. Önümde birisi geçti mi onu geçmek isterim hep. Böyle yapıyorum. Öyle değil canım. Şimdi siz kahvede oturuyorsunuz. Şurası kahve değil. Kahve değil. Siz oradasınız. Geçin. Evet. Ben burada kahve içiyorum. Hergele içiyorum. Nargile. Nargile, pardon. Ben de oradan geçiyorum. Size laf atacağım. Bana laf atacaksınız, tamam mı? Ama değişik ve güzel şeyler olsun. Hanımefendi, affedersiniz. Bu teşkilatın hepsi size mi ait? Seni digi digi. Bakıyorum açıldınız. Efendim işte bakalım sayenizde inşallah hocam. Öyle değil efendim. Şimdi ben burada duruyorum. Siz yolda yorulmuşsunuz. Koşarak geliyorsunuz ve bana güzel şeyler söylüyorsunuz. Sizi takip ediyorum. Tabii ama evrensel olsun. Ay, ay hanımefendi çok affedersiniz. Buyurun. Sizi seviyorum İngilizce. Bana evet deyin Fransızca. Eğer bana hayır derseniz İtalyanca. Vallahi size bir iş yaparım Türkçe. Hadi al. Oluyor aslan bey, oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor, oluyor. Lütfen. Pardon, affedersin, pardon. Yabancı diliniz nasıl? Benim? Yabancı diliniz var mı? Parle français mi tam? Oui. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais merci. Vallahi çizelim. Ne oldu? Bu yüzden Fransız öğrenemedim. Burama geliyor hep. Güzel olacak. Şimdi devam ediyoruz. Buyurun şöyle geçin. Evet. Ben yolda yürüyorum. Evet. Giderken telefonumu düşürürüm. Evet. Siz de yerden alıp ne yaparsınız? Hemen 10 milyona satarım. Olur mu? Niye? Bana vereceksiniz değil mi? Ben bu telefonu size yakıştırmam. Siz bu telefon size yakışmaz. Siz emredin, size manyetolu telefon alayım. Olur. Mabere birliklerinde sırta taşını onlardan alayım. PTT'den, pisillerden alayım. Size daha neler almam ki ben? Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi ne yapacağım? Onu öpeceksiniz. Bu usulü böyle mi dedim? Aa, tabii usul bu. Onu öpün. Bir değişiklik olsun. Aslan Bey, ne yapıyorsunuz? Toplu seks. Toplu seks. Ay çok alemdiniz vallahi Aslan Bey. Nasıl olacak mı acaba, affedersiniz? Olacak, olacak. Ama onu değil, kadını öpeceksiniz. Ben sizi öpmeye kıyamam ben. Efendim, affedersiniz, özür dilerim. Hatta ben size para vermek istiyorum. Kendinize nazar boncuğu alın, size nazar değmesin hocam. Olur, verin parasını alayım. Benim ay başından maaşımı aldığım zaman size takdim edeceğim maaşımı. Aslan Bey, iyice şaşırdınız galiba. Zamparalığın veresiyesi olur mu? Ne bağırıyorsunuz? Ne olurmuş bağırırsam? Sen benim karım mısın ki bana bağırıyorsun? Ay, şu surata bak. Bu adam çatlak. Kapıdan çatlak ha. Ulan çatlak patlak 74 senedir kullanıyorum. Karıya bak vallahi cezanı vermesin ben. Tövbe estağfurullah.
ne güzel. Alçak adam. Kız bana mı söylüyor? Hayır baba, Bahri'den bahsediyorum. Ne oldu ya, bir şey mi oldu? Biraz önce Bahri'yi burada bir kadınla yakaladım. Hayır, olamaz böyle. Evet, evet. Olamaz böyle. Evet, hem sen farkında değil misin? Bahri bu aralar sürekli benden kaçıyor. Elini tutmak istiyorum, elini çekiyor. Koluna gireceğim, kolunu çekiyor. Bir şeyler oldu adama. Ben sana bir söyleyeyim, benim nazar dikkatimi cevap etti. Geldiği günlerde kahvaltıda hep yan yana oturuyor. Evet, öyleydi. Son iki gündür kahvaltıda orada oturuyor, sen burada oturuyorsun. Evet. Buna bir mana veremiyorum. Sana bir baba olarak bir soracağım. Buyur hani babacığım. Sinemaya falan gidiyorsunuz, evet. Yalnız kaldığınız, hı-hı, zaman fırsatlardan istifade etmek istiyor mu? Mesela elini omzuna koy, elini tutsun falan. Olur mu baba öyle, öyle bir şey? Yapmıyorum. Hayır. Bu adam, bunda bir şey var. Bu adam zürriyetsiz. Bu adam zürriyetsiz. Baba zürriyetsiz ne demek? Şey, annene soru anlasın. Bana sor. Vallahi baba bilmiyorum ama ben bu işin intikamını alırım. Almasın. Benim kızı bakayım sen. Evet. Bu ne bakayım, bu ne? Bahri'nin şapkası içeri asacaktı. Kimin şapkası? Bahri'nin. Oh, damadın şapkası. Evet. Ben bunun intikamını alıyorum şimdi. Dolduracağım lan. Yaşa baba, yaşa sen. Ben gebereceğim. O kadar da seviyorum ki kayınpederimi. Şimdi ben hangi yüzle onun karşısına çıkıp senin kızım benim kızım diyeceğim onu bilemiyorum ya Rabbi. Buna bir çare bulmak lazım efendim. Ben de size bakıyorum efendim. Öyle mi efendim? Buyurun. Huriye Hanım cebinizde bir mektup bulmuş. Aman. Planım tuttu. Evet, sevgilim Sevil'e bir ait bir mektup düşürmüşüm efendim. Ya demek Sevil sizin sevgiliniz. Evet, yakında seyahate de çıkıyoruz. Ha, yalnız Hakkı Bey rica edeceğim bu laflar aramızda kalsın. Çünkü Sevil'e babası gibi bakan, babası yaşında ahmak, avanak, aptal bir herif musallat olmuş da duymasını istemem. Hadi Bey. Efendim. Bak Sevil Hanım'ın annesi öleli 17 sene olduğu halde hala annesine gidiyor diye kandırıyormuş. O hıyar da bunu yutuyormuş, düşünebiliyor musun? Ulan ne hıyarlar var dünyada. Bari Bey. Efendim. Size bir soru vereyim mi? Tabii. O hıyar var ya. Evet. O benim ben. Memnun oldum. Allah. Yüzüme kaçtı. Bakın anlatayım. tamam. Oh be, rahatladım. Relax oldum. Görünmem lazım. Üzüleceğine böyle oyna kızım. Tabii yavrum. Bundan sonra üzülmek yok baba. Bundan sonra üzülmek hep oynayacak. Oynayacağız. Çakır çakır. Hanım. Ne oldu, ne var? Bahri beyefendiye bir mektup geldi. Bahri'ye mektup mu geldi? Kim getirdi? Adamın biri. Kime getirdi? Damada mı geldi? Evet baba. Mektup mu geldi? Mektup gelmiş. Kim getirdi dedin? Adamın biri getirdi. Ulan mektubu hayvan mı getirdi? Orası hiç belli olmaz. Sen karışma. O da beni azarlıyor ya. Bu mektup mutlaka Bahri'nin sevgilisindendir. Açmam doğru değil. Tabii bize ait olmayan mektubu açamayız. Açılmaz. Adam maaşiyet kaydelerine göre mektup kime gelmişse gider sahibi açar. Tabii. Yani bence açmak pek fayda var. Kız fıtık olacağım, aç şunu. Açarım tabii. Bugüne bugün ben onun nişanlısıyım. Tabii ben de meşe pederiyim. Anlamadım. Meşe değil, ne ağacıydı o? Kayın. Kayın pederi. Bu akşam saat 24'te istasyonun arkasındaki yıkık duvarın önünde bekliyorum. 20 yıl önce İstanbul-Ankara yataklı treninde imdat isteyen kız. Ulan tren, tren değil, seks ekspresi bilir nedir be? Bahri geliyormuş baba, ne yapacağız? Ya. Ne kadar neşeliyiz bugün. Ne kadar neşeliyiz. Affedersiniz, rahatsız etmiyorum ya. Varlığınızın farkında bile değiliz. O sizin hüsnü kuruntunuz. Ne dediniz, ne dediniz? Rahatsız mı ediyorum? Sen kimsin be? Hadi o senin, Gazanfer Özcan'ın. Hüsnü kuruntun, pardon. Ben de giderim öyleyse. Aa, bir dakika Bahri Bey, bir dakika. Bende bir mektup var. Ya nereden gelmiş? Mektubun geldi Irak'tan. Anlamadım. Anlayan anlıyor, merak etme sen. Bu akşam istasyonun arkasında bir kadın sizi bekliyor. Bekletmeyin, yazık olur. Ayıp be, ayıp be. Şu kadının, şu kızın nesi var be? Dünya güzel bir kız. Saçmalama kayınpeder, saçmalama Allah aşkına. Benim de canım sıkılıyor. Ben hayatta bir kişiyi sevdim, o da kızım çıktı. Duydun mu? Duydun mu? Ne oldu baba, ne dedi? Hayatta bir kişi sevdim, o da Kazım dedi. Ben bu adamdan şüpheleniyordum zaten. Şüpheleniyordum zaten. Bakın. Kazım ha. Mektup burada işte. Akşam da kadın seni istasyonun arkasındaki duvarın dibinde bekliyor. Ne yapacağız duvarın dibinde? Kazım lan, trencini koyacaksın. Duvarı tamir edeceksiniz. Siz o mektubu getiren kadını gördünüz mü? Mektup burada. Ne zor var işte.
Dülülüs Sebit burada. Olabilir. O zaman bütün bunları nereden biliyorsunuz? Evet. Nereden biliyorsunuz bütün bunları? Sen geri zekalı mısın? Niye? Ulan bu oyunun yazarı bu sahneye yazmamış mı? Getir. Ay baba bırakın şunu Allah aşkına, biz oyunumuza devam edelim. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Başka bir şey oynayalım. Donkey Long. O ne? Donkey Long. Uzun eşek. Aa uzun eşek. Ama baba eşek yok. Bir dakika bakayım. Kardeşim geçmiş yıllara dönmek istiyoruz çocukluğumuza. Bir oyun oynayacağız. Bize yardımcı olur musunuz? Ne oyunu? Uzun eşek. Çok güzel oyundu. Nasıl oynanıyor? Siz duruyorsunuz, biz sizi atlıyoruz. Üzerinizden düşüyoruz o zaman. Siz en iyisi saklambaç oynayın bak. Beyefendinin meçhul sevgilisi saklanmış. Sen onu bul baba. Nasıl lafa bağdaş kurdurdu? Ona ne? Oturttu derler. Oturttu, ha oturttu. Niye bu kadar üzgün Aylin? Niye üzgün olmasın? Vicdansız niye üzgün olmasın? Ulan ceketinin cebinde metresini buldular be. Koca karıyı nasıl sığdırdın oraya sen? Yok deve. Kız deve de koymuş. Kaybeden ne diyorsun Allah aşkına sen ya? Ne diyorsunu var mı? Bu yaptığını beğeniyor musun? Ne yapmışım? Yavrum metresinin mektubunu senin cebinde bulmuşlar. Ha mektup için mi alıyor bu? Ha. Ama ben de mühim bir şey zannettim Allah aşkına. Ulan bundan daha mühim bir şey olur mu? Kayınpeder o telafi edilir, o düzeltilir. Ne telafi edilirmiş? Maalesef telafi edilmeyecek büyük uçurum ikimizin arasında. Sen kimsin ki aranda uçurum olsun? Maalesef var kayınpeder. Günlerdir vicdan azabı çekiyorum. Sizde vicdan var mı beyefendi? Kayınpeder isterseniz çekin vurun beni, hakkınızdır. Kanım helal olsun. Ama söylemek zorundayım. Yoksa boğulacağım. Kayınpeder... Ben bilmeden, istemeden size büyük bir kötülük etmişim. Sen misin o? Benim. Çok ayıp ettin. Ne yapayım? Vicdansız, gözümden bile esirgediğim ben. Haklısınız. Kaderefin arkasına koymuştum. Ne? Kavanoz vardı, turşuları sen mi yedin lan? Ya kayınpeder ben ondan bahsetmiyorum ki. Sen neden bahsediyorsun? Bakın kayınpeder. Evet. Bu kızınız Aylin var ya. Aylin benim kızım, evet. Sizin kızınız. Evet. Sizin kızınız. Niye de manidar yapıyorsun? Hani eve gelirken konu komşu, aa Aslan Bey'in kızı geçiyor diyor. Arkasından bağırırlar Aylin diye. Aylin evet. Diye. Sizin kızınız. Değil mi bu? Ulan tamam oğlum. Yani kızınız Aylin evet. Diyor. Arkadaşları Aylin derler. Aylin derler. Evet. Babası var Aslan. Aslan. Anası var Nuriye. Babası Huriye. Aslan değil mi? Evet benim kızım Aylin. Aylin. Benden olma Huriye'den doğma. Evet, Allah Aylin. Belanı vermesin ulan. Oh. Ay gözüm yapıştı. Bir dakika kayınpeder gel buraya, anlatmam lazım bunu sana. Hayret bir şey ya. Senelerdir anneme gidiyorum diye beni aldatıyor. Biz de bunu yiyoruz. E şimdi ben neyim? Şimdi ben neyim? Bir dakika. Bir kriz geçiriyorsun galiba. Şimdi diyorum ben neyim? Vallahi bana kalırsa sordun, cevap verdik. Affedersin, bundan sonra öyle deme. Be! Be! En iyisi... Sevil'e iki satır mektup yazıp her şeyi bildiğimi açık açık söylemek. Sevil... Seni zalim mi kadın? Beni aldattığının, hatta çaktırmadan boynuzladığının farkındayım. Seni bir daha gözüm görmesin, defol! Karıcığım beni affet. Aa, sen beni affet kocacığım. Bu ne demek oluyor bilmiyorum. Bak, sana anlatmak istediğim bazı şeyler var. Anlat canım. Bütün kabahat o korkunç havadaydı. Bir yandan yağmur, şimşek, fırtına... Üstelik de kompartımanda yalnızdım. Allah aşkına neler anlatıyorsun be sevgili karıcığım yani? Kompartımanda yağmur, fırtına ne işi var be güzelim? İstanbul-Ankara yataklı treni Bahri Mutlu. Anlasana işte. Hasbinallah. Vay namussuz bari. Vay namussuz bari. Ulan sen benim aileye abone mi oldun lan? Çabuk. Çabuk git bana o Bahri'yi bul getir. Ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Zamparalık madalyonu takacağım. Aa iyi tak. Öldüreceğim ben, öldüreceğim. Aman sinirlenme kocacığım. Hadi bahçeye çıkalım bak ben sana daha neler anlatacağım neler. Niye iyiliyorsun? E çarpmasın diye güzelim. Ya arkadaşım ben başka çarem yok. Kaynanama mektup yazdım, çenesini kapatsın. Ben de başımı alır giderim buradan, başka çarem yok. Çıldıracağım. Zarife! Zarife gel buraya. Bana bak,
Bütün dikkatinle beni dinle. Heh. Sakın bir yanlışlık yapayım deme. Bu mektubu Huriye Hanım'a vereceksin, tamam mı? Heh. Gel buraya. Bu mektubu Huriye Hanım'a verirken yanında kimse olmayacak. Tamam, gel buraya. Bu mektubudan bilhassa Aslan Bey'in haberi olmayacak. Olursa kafanı gözünü kırarım, unutma. Kafamı gözümü kırarsın he? Ben de sana bir oyun eder de gör. Bu mektubu inadına Aslan Bey'e vereceğim. Aslan Bey, 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 Aslan Bey. Ulan köpek mi çağırıyorsun? Bu mektubu Bahri Bey'e size gönder. Bana mı verdin? He. Mektubu? He. Peki yavrum. Uuuuh! Sana ne yazıyor? Ha pardon. Niye yazmıştır, ne yazmıştır? Şapkasını filan hırpaladım ya. Kayınpeder şapkamı niye ezdi? Bir dakika. Huriye. Kaba herif. Kayınvaliden. Huriye hanımefendi demen lazım. Bu mektup karıma gelmiş. Allah cezanı vermesin lan. Karıma gelen mektubu bana niye açtırdın lan? Şimdi senin yüzünden dayak yiyeceğim, vicdansız. Bir bakayım dedik. Huriye. Yataklı trenden bahsetmemiz büyük bir hata. Ne diyor bu manyak be? Huriye, beni unutmak zorundasın. İmza Bahri Mutlu. Ama böyle saçma sapan şeylerle mi uğraşacağım? Öf. Hay. Ben. Git gel kız, a nerede? A nerede? Allah ceza. Durandaki kadın benim karıymış. Ulan damat! Ulan zevksiz adam! Buna benim karıyı mı buldun lan? Bir dans. Hay ben lan. Hay. Şimdi ben neyim? Ben neyim? To be or not to be. Ben ne ulan? Ağzından P harfi çıkmasın. Oturduğun yerde otur. Git işine git. Sevgili meslektaşım, canım. Koy başına. Belki de dünyada ilk defa iki kışlanıyor. Canım kardeşim. Bana. Hayatımda ilk defa içeceğim. Rakı. Ya insanın aklına... Kızım! Güzel kızım! Buyur baba, bak, beni mi çağırdın? Şimdi bak... Bazı şeyler söyleyeceğim, aramızda kalacak. Aa! Burada demin bir kartvizit vardı. Evet, oraya koydum. Bak bakayım orada bulun. Burada. Aç telefonu. Yemekleri salçalı, kadınları kalçalı motel değil mi? Çalıyor. Lo, lo. Lo. Aa. Pardon, alo, alo. Yemekleri salçalı, kadınları kalçalı pansiyon efendim. Biraz sonra oraya 20 yıllık kıtlıktan çıkma bir aslan gelecek. Orada ne kadar tavuk, piliç varsa hepsini parçalayacak. Efendim horoz da olur lan, horoz da koy. Çeşni olsun. 10 dakika sonra oradayım. Ananı boşuyorum. Hey. Baba ne yapalım? Bu da senin alın yazınmış. Ne alın yazısı? Çok güzel bir kelime. Herkes bu kelimenin altına, cümlenin altına sığınıyor ya. Alın yazım. Dinle kızım,
Alın yazın bu diye yıllar yılı paslamışım ben. Alın yazın bu diye her önüne gelenden haşlamışım ben. Alın yazın bu diye tatsız tuzsuz yaşlanmışım ben. Senden abi. Telefonla konuşuruz. Sana adres veririm. Parkta seni özledim. Görmek için gelirim. Sen öksürüyorsun. Evet. Doktora gitmedin mi? Gittim. Teşhis koydular mı? Evet. Neymiş? İnce hastalık. Verem. Evet. İnce hastalık. Üzme kendini, inceldiği yerden kopsun. Üzme kendini. Her 10 Türk filminin 8'inde muhakkak veremli kız vardır kızım. Ağlama. Gideceğim ve gelmeyeceğim. Yalnız utanıyorum şimdi. Aslan Bey'i bütün mahalle tanıyor. Serhoş diyecekler. Belli oluyor mu yürümen? Bakayım mı? Bak bakayım. Evi sallamasınlar şimdi. Hayır! Ne olamaz! Ne demezsin? Nıçımın ırak! Nıçımın ırak! İneceğim! Baba! Yıkılacaksın! Yıkılmadım! Ayaktayım! Bavulları hazırladım. Bir araba çağırayım, bir an evvel gideyim buradan. Fahri Bey burada mıydınız? Hay Allah! Buyurun Nur Hanım, hayrola bir şey mi vardı efendim? Ay size bir sır vermek istiyorum ama Huriye Hanım duyarsa mahvoldum demektir. Bir siz eksik kalmıştınız, Allah. Sizin de bir sırrınız var. Var. Buyurun, oturun bana anlatın. Anlatayım. Ben bu evde dert babası oldum çünkü. Öyle mi? Evet. Bundan 20 sene evvel... Nur Hanım. Evet. Alıştıra alıştıra söyleyin. Olur. 1 Mart ayının pazar günü evet. İstanbul-Ankara yataklı treniyle yolculuk eden kadın var ya... Var biliyorum. İşte o kadın Huriye Hanım değil. Onu... Ne? O kadın Huriye Hanım değil. Siz nereden biliyorsunuz? Bana her şeyi anlattı. Size bir oyun oynamış. Aylin'le ayrılmanıza gönlüm razı olmadı. Gelip anlatayım dedim. Bir dakika şimdi bunu. Kalabalığa getirmeyelim. Hı. Yani bundan 20 sene evvel o fırtınalı gecede... ...o trene binen kompartımanda kadın kaynanam değil. Hayır. Bana numara yapmış. Numara yapmış. O zaman Aylin'in babası ben değilim. Tabii ki değilsiniz. Çok şükür ya Rabbim. Allah bana öyle büyük müjde verdiniz. Rica ederim. Günlerdir vicdan azabından geberiyordum inanın. Hı. İnanın be en çok da kayınpedere üzülüyorum. Ben o adamın yüzüne karşı çıkıp da senin kızın benim kızım nasıl diyecektim. Binnur Hanım, sizi öpeceğim. Bunu hak ettiniz Binnur Hanım. Est ulan est! Yeter ulan yeter yeter! Ulan önce karım, sonra metresim, sıra bana mı geldi? Ulan sen benim sinirimi kontrol etmeyin oğlum. Bakın, bakın Hakkı Bey. Korkmayın efendim, rica ederim. Bakın, işin başından beri bir yanlışlık var. Evvela gönlünüz rahat etsin. Evet. Benim karınızla en ufak bir alakam yok efendim. Aa, saniyen evet. Benim metresinizle de en ufak bir alakam yok efendim. Bakın, memnun oldum buna da. İnanın öyle. Sıra... Bayrak bir kere geldi, zorundan içeri girdi. Kaçın, kurtarın bakın, kendinizi. Ben size içeride anlatırım. Gelin, gelin. İşte böyle ev görmedim. Mesai saatinde resmi daire gibi ev bomboş. Kimse yok mu orada? Huriye Kalta, neredesin? Aslan oğlumun intikamını almaya geldim. Hesap makinene al gel de hesaplaşalım. Şıllık.
kadar kadın da kim? Herhalde evi yeni gelen hizmetçi. Bana bak kadın, orada çamura yatmış manda gibi yayılıp durma da... ...içeri git tuvaletleri yıka, sana da o yakışır. Ulan manda senin anandır. Aha, bana bak bana. Beni ben de... adamın ağzına Amerikan paçavrası gibi cart diye yırtıveririm ha. 5 metrede bana yırt. Sana hediye ederim, kıçına don yaparım. Aman tanrım. Beni hadi, tanamazsın. Hadi oradan köpte alfışınlı. Bana mı söylüyorsun? Evet sana söylüyorum. Senin o saçlarını teker teker yolar, çamaşır ipi yapar. Bana. Üstüne donumu mandalları. Aman tanrım. Sen kimsin be? Tanımadım. Şöyle nereden dikkatli bak bakayım kime benziyorum. Hiç kimseye benzetemedim. Aslanın anasıyım. Bir dakika, bir dakika. Evet. Arabada karbüratör, Kasımpaşa'da kaynanatör. Bir dakika, yoksa siz benim kayınvalidem, Aslan Bey'in annesi, namı diğer kaynanatör müsünüz? Tanımıyor musun, benzetmiyor musun? Ah anneciğim! Ay koca karıya bak, bana anne dedi. Ay. Biraz daha küçül de kulağıma gir bari. Uzun zamandır sizi görmemiştim, tanıyamadım, kusura bakmayın. Terbiyesiz kadın, bir hoş geldin der insan, bir çay kahve söyle. Hemen hemen hizmetçiyi söyleyeyim yapsın. Amma beter şey bu böyle. Sen kimsin yavrum? Beslemeyim. Maşallah iyi beslemişler seni. Beni tanıyor musun? Vallahi gözüm bir yerden ısırıyor ama. Ben aslanın anasıyım. Ay ay. Niye ağlıyorsun? Bilseniz bu kadın ona neler ediyor. Ah nasıl içim paralanıyor onun için. Aslan oğlumu çok büyütüyorlar. Ne yapıyor mesela? Ceza veriyor. Öyle beter bir ceza. Nasıl bir ceza? Böyle tek ayak tek kol. Tek ayak tek kol. Çağır hemen. Bütün rahip raziler gelsin. Rahip razi. Kameramanlar gelsin. O ne? Televizyoncuları görecekler. Burada bir olay yaratacağım. Reha ihtiyar heyeti gelsin. Muhtar, muhtar. Lan, ihtar, ihtar, muhtar işte içinde. Peki oğlumu ne zaman göreceğim? Nereye gitti? Vallahi bu kadına dayanamadı. Çekti gitti. Ben de bekliyorum onu boşayıp beni alacağı da ama hiç ortalıklarda yok. Kaltağında bende gözü varmış. Hayır anneciğim, imkanınıza hazırladım. Başka bir şey ister misiniz? Bir arzum var, onu soruyor musun? Nedir arzunuz? Ben sana söyleyeyim, şuraya geç bakalım. Ama neden geçeyim durup dururken? Tek ayak, çift ayak. Ama niçin geçireyim? Çocuğuma verdiğin cezaları sana vereceğim. Olur mu? Ben aslanımın bir dediğini iki etme. Benim bir dediğimi iki etmeyeceksin. Tabii. Tek ayak, çift ama, ayak, oyna yavrum. Ama kayınvalideciğim nasıl olur? Tek dediğimi iki edeceksin. Hayrola kayınvalide? Tamam. Bu hamam oğlanı kim? Kayınvalidem, kayınvalidem. Bu mu yaptırıyorsun evet. Hanım? Bana bak, sen kim oluyorsun da benim kayınvalideme böyle hareketler yaptın? Oraya da o hareketi sen de yap. Bana bak, bana palavra yapma, ayağımın altına aldım. Yapsana kayınvalide, tek ayak, tek oldu. Siz de tek ayak çift ayak olun bakalım. Olmuyor musunuz? Tek ayak çift ayak. Tek kol. Tayak çıldırdınız mı siz? Bu delinin dediklerini mi yapıyorsunuz? Ya ya. Bu da kim? Ben babamın kızıyım, Bahri'nin nişanlısıyım. Evet. Aslan'ın kızı mısın? Evet. Nurdan'ım. Ne? Nurdan'ım. Olur mu torunu? Ha, pardon torunum. Bir daha de bakayım. Babaanneciğim. Çizgi Japon filmlerindeki çocuklar gibi konuşuyor. Kayınvalide. Babaanne diyen dillerini yesinler. Size herkesin içinde söz veriyorum. Aslanımın bir dediğini iki etmeyeceğim. Taahhüt istiyorum. Tabii tabii. Tamam biz şahidiz, şahidiz efendim. Evet, şahidiz. Oh be, ona göre. Huzur geldi. Ya. Çok enteresan bir kadın. Evet adeta dönme gibi. Dönme anandır. Eşek ol eşek. Nereden duydunuz? Arkamız dönüktü bana. Ama arkanda mikrofon var, oradan duyarım. babaanneciğim saçlarınız çok güzel. Boyama mı? Beğendin mi? Çok. Boyama değil, yağlanma. Kıllarınızı alıyor musunuz? Terbiyesiz kadın, ona kıl mı denir? Ne diyeyim? Tüy diyeceksin. Ay pardon, alıyor musunız? Alıyorum. Ne kullanıyorsunuz? Dırdır. Amerikan malı mı? Ne Amerikan malı? Yerli malı. Ha dırdır. Dırdır. Bütün hanımlar diyorsam hiç para vermezler. Nasıl bir şey? Kocam eve geliyor. Çalışmış 8-10 saat. İstanbul'da stres içinde. Asabı bozuk. Kapıyı açar açmaz ben başlıyorum. Dırdır da dırdır dırdır. Dırdır 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 dırdır. Dırdır dırdır dırdır. Adamın tepesi atıyor. Saçımı başımı yiyor.
Babaanneciğim, hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Kırpınar şampiyonunu kullanıyorum. Ay kayınvalide, çok merak ettim. Yüzünüzü gerdirdiniz mi? Yüzümün derdi seni mi gerdi? Krem olarak ne kullanıyorsunuz? Asfalt zifti. Yani geceleri sürünüyor. Sen sürün eşyolaşan karısı. Asfalt zifti ama E5 olacak. Babaanneciğim maşallah vücudunuz çok muntazam. Estetikçi mi düzeltti? Hayır, estetiğe para verir miyim ben? Peki sizi kim düzeltti? Kaportacı Niyazi var, o düzeltti. İhtiyacı varsa anana da götür de düzeltsin eşyolaşak. Gülme lan. Ay ama tamam. Kayınvalide, çok merak ettim. Göğüsleriniz silikonlu mu? Ay silikona para verilir mi bu zamanda? Nasıl verilir? Ben alıyorum, çarşamba pazarından alıyorum. 2,5 lira tanesi. Makbul. Çok orijinal değil mi? Otobüste geliyorum. Evet. Arkada yaşlı bir zampara duruyordu. Evet. Yavaş yavaş geldi. Ay ayağım kaydı dedi, göğsüne tuttu. Adam kalp krizine geldi. Sedyeyle götürürken adam böyle, amarim ötüyor lan, amarim ötüyor. Hanımefendi çok merak ediyorum, sporla ilginiz nasıl? Yani... Evet var. Hangi spordan hoşlanıyorsunuz? Futbol. Öyle mi? Evet. Hangi futbolcuyu beğeniyorsunuz? Hagi. Neden Hagi? Ne bileyim, bilir kişi söyledi. Hagi duran toplara sert vuruyormuş. Hiç evlendiniz mi? Evlendim 3 kere. Kaç kere? Evet, 3 kere evlendim. Niye boşanıyorsunuz? Boşanıyorum, kocalarım beni anlayamıyorlardı ki. Hadi canım, laf mı bu? Siz hanım olun, kadın olun, kocalarınızı anlayın. Bir tane varız, ilk evliliğimde kırmızı kolikti adam. Ne kolik? Kırmızı kolikti, al kolik. Onu benden alakadar olsun diye neler yapmadım. Neler yaptın? Buzdolabına saatli bomba koydum. Onun tam içeceği saatte bomba patladı, eyvah. Bütün mahalle ayağa kalktı. Adam ne yaptı? Geldi böyle, rakıma bir şey oldu mu lan? Sen olsan ne yaparsın, boşamaz mısın? Haklısın. Bir tanesi de gece horluyordu. Evet, horluyordu. Ağzı açık yatardı. Bir gece ağızları içeriye bu kadar sıçan attı. Yapmayın. Ne yaptı? 4 gün 4 gece dövdü. Ellerine sağlık, koca sıçanı atarsa. Ondan ama... değil. Ya. Neden patlıcan dolmasına pirinç koymamış? Adam götürdü onu. Hiç rüya görür müsünüz? Rüya dün gece gördüm. Rüyamda Tarkan'ı gördüm. Hangi Tarkan'ı? Beni kovalıyordu. Kabiliyetsiz yakalayamadı. Sinirim bozuldu. Başka? Evet. Başka? Bir de şeyde, plaçta yanmak için soyunmuştum. Dikinimi çıkarttım. Neyini? Öyle dikini. Bikini. Eşek, bir yerden bir şey olmaz. Öyle uzandım yukarıdan. Oradan lap diye perende atarak bir adam düştü önüme. Hazırlan soyun dedi, sana tecavüz edeceğim dedi. O kimmiş o? Tecavüz Coşku. Aman tehlikelidir, kaçın oradan. Kaçıyorum, nasıl koşuyor beygir gibi. Kovalıyor. Ben kaçıyorum, o koşuyor. Ben kaçıyorum, o koşuyor. Tam yetişti ensemden yakalayacak. O yok koydu, lak düştü. Tam geliyor yakalayacak, lak diye düştü. Çok korktum. Siz olsaydınız ne yapardınız? Korkudan altıma yapardım herhalde. Coşku neye basıp düşüyor zaten. Kaç çocuğunuz var? Efendim? Kaç çocuğunuz var? 2 çocuğum var. İlk çocuğum şeyle, Neronyan'la aldılar. Sezeryan. Efendim? Sezeryan. Sezer'in işi vardı, savaşa gitmiş, Neronyan geldi. Ya. İlk çocuğum, görseniz zıncı. Ne? Zıncı. Erep. Dikkat garibesi. Evet. Ana beyaz, baba beyaz, çocuk zenci. Evet. Babası ne yaptı? Doğduğu zaman babası geldi, dövdü beni. Döver tabii. Ana beyaz, baba beyaz, çocuk nasıl zenci? Ondan değil. Ya. Vicdansız çocuk. Adı kadın dedi. Doğar doğmaz yeni doğan çocuğa kömür mü taşıttın dedi. Bir çocuğum daha vardı. Kim? Aslan oğlu. Tabii ya, Aslan Bey var. Babası belli değil. Nasıl? Babası belli değil. Babası belli. Kimdi? Kimdi? Babası belli babası değil. Babası belli değilmiş. Bakın, duydunuz mu? Benim kayınpeder piç. Hayat kadını çocuğu. Aman Tanrım. Bir dakika. Aslan Bey'in babasını bulamadınız mı? Bulamadım. Neden? O büyük bir macera. Nasıl macera? Günlerce ağladı. Anlamadım anne.
İlk defa burada ifşa ediyorum. Anlat. Bundan 20 yıl evvel. Hadi lan! Hadi! Bir de sen başlama hadi. Hadi yeter. Bana bak. Sakın İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum deme. Neyle? Trenle. Hayır, İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum ama eşek. Ya ne demek istiyorsun sen? Aa, bu bana yabancı gelmedi. Vallahi. Ay, bu ne hal kayınpeder? Tanımadınız. Vallahi tanımadınız. Efendim burada 1, 2, 3, 4, 5 tane gerizekalı. Ulan 250-300 kişi girer ki ben tanıdı da bunlar tanımadı diyor. Gel şuraya. Ne haber? Tren yosması. Aşk olsun, teessüf ederim sana. Karına neler diyorsun sen böyle? Ne demek derdi? Bir dakika anlatayım. Tabii. Ankara'dan İstanbul'a tren. Efendime söyleyeyim. Bir dakika anlatayım. Sevgili kocacığım, ben bizim damada hiç ısınamadım. Ya. Kızımı ondan ayırmak için böyle bir oyun oynamak durumunda kaldım. İnan hiçbir kabahatim kusurum yok benim. Peki Aylin? Tabii ki senin kızındır. Hani maça bir? Ne o? Hani maça bir? İspatı. Ha, pardon, hani ispatı? Gayet basit. Senin poponda bir ben var ya, aynı benden kızımın poposunda da. Ben bu yaşıma geldim, popomda bir ben olduğunu bilmiyorum. Kolay bakarım ben efendim. Senin bakman olmaz. Gel bakayım kız, sen bak. Kızım geç nişanlının yanına. Anne neler yaptın bak sen? Bak damat, kızımın kıymetini bil. Onu kat iyen üzme, sonra kafanda ekşerim seni. Bak kayınvalide, bir yalan söyledin, ortalık birbirine girdi. Haklısın. Allah aşkına bir daha yalan söyleme. Bütün kabahat sende, bir türlü Allah ısınamadım. Allah başıma neler geldi ya Rabbim. Bak geldi. Ha beni var mı? Hakkı Bey beni var mı? Ne bileyim ben, buhardan dumandan bir şey göremedim ki ben. Ne buharı ya? Bana bakmak için geldi ya, tatbikata rastladı. Sevgili kocacığım. Efendim? Biliyor musun, ben seni deliler gibi seviyorum. Sen beni akıllı gibi sev. Yalnız, evlendiğimiz gün annem bana dedi ki... Evet. ...kızım, erkek milletine fazla yüz vermeyeceksin, sonra elinden kaçırır dedi. Ne egoistik. Ben de seni elimden kaçırmayayım diye böyle davranmak durumunda kaldım. Ne olur beni affet. Seni benim affetmem bir şey ifade etmez. Seni benim akrabalarım affetsin. Affetsin. Biliyorlar, oyun çünkü. Ay canım. Ne oluyor? Hadi çocuklar sinemaya gidin, para vereyim ben size. Abi. Nereden çıktı kayınpeder? Birdenbire uykum geldi ben. Sabahın 10:30'unda ne uykusu kayınpeder? Ulan vicdansız, 25 yıldır gözüme uyku girmedi lan. Ne oluyor kayınpeder? Ne oluyor? Bir millet uyanıyor.